İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Ne kadar iyi akşam. Yani hani lafın gelişi söylüyoruz her zaman iyi akşamlar diye. Ama iyi akşamlar diyelim ki iyi olsun akşamlarımız. Sevgili seyirciler, 21. gün bugün. 21 gündür Türkiye'de içimiz kapkara, içimiz karanlık ama önümüz açık. Her zaman söylüyoruz. Allah rahmet eylesin deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza, canlarımıza, canlarımızı bıraktık o bölgede. Şimdi bugün Beşiktaş-Antalya Spor karşılaşması oynandı. Ümraniye Spor, Adana Demirspor mücadeleleri oynandı. Lakin bundan daha ziyade şunu söylemekte fayda var. Beşiktaş tribünlerinin saha içerisinde tribünlerde yaptığı 04-17'de yani 4. dakika 17. saniyede Beşiktaş tribünlerinin yapmış olduğu o üşüyoruz, hepimiz üşüyoruz diye işte çocuklara attığı bazı fotoğraflar var. Selahattin Ekrekli, benim gazeteci büyüğüm, sevgili abim. Hem Kanal Alt'tan hem de televizyondan, gazeteden, dergi, spor dergisi dünyasının önemli ismi. Bazı fotoğraflar var. Sevgili Emircan Kılıç Çetin'den rica edeceğim getirecek ekrana. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı ile karşınızdayız. Dünkü grafiğimizi aynı şekilde veriyoruz. Orası üşüdüğü zaman, oralar üşüdüğü zaman biz de üşüyoruz ama üşümüyoruz çünkü biz de sizinleyiz. Dün Fenerbahçe başlattı bunu. Fenerbahçe tribünlerinde de oyuncaklar, işte ne bileyim atkılar, kaşkoller sahaya atıldı. Bugün Beşiktaş tribünlerinde oyuncak ağırlıklı bir görüntü vardı. Onları konuşacağız. Futbol oyuncak ağırlıklı İstanbul Emniyet Sosyal Sorumluluk Projesi'nde Beşiktaş Kulübü ile birlikte yaptılar. Doğru hocam. Yürekten kutlamak lazım. Emniyet, İstanbul Emniyet'te kutluyoruz. Şimdi konuşulacak ne var? Bilmiyorum. Hani çok fazla değil mi Abdülkerim abi? Hani şöyle şey dönemde çok şey var. Çok var. Şey var. Tabii ki var. Var ama hani şöyle şunu söyleyeceğim hocam. En başta şunu söylemek istiyorum. Bir futbol topu. Dün Sinan abi, sevgili Sinan abi dedi ki televizyon gönderelim. Televizyon bugün deprem bölgesindeki sınır kapılarına, yani şehirden şehre olan sınırlarda AFAD bölgesinde, o AFAD'ların olduğu yerde, arkadaşlarımızın, dostlarımızın olduğu yerde televizyonlar gitmiş artık. Televizyon üstüne televizyon ama göndermeye devam edin çadırlara televizyon. Futbol topu istiyor küçük çocuklar. Sağlık Bakanlığımızda da bu konuda çok büyük bir destek var. Hem Sayın Fahrettin Koca hem de Gözde Hanım'ın gerçekten bu konuda çok büyük payı olduğunu belirtelim. 21 gündür deprem bölgesindeler. Sağlık Bakanlığı, yürekten kutlamak lazım Sayın Bakanımız ve ekibini. Ki toplar gitmeye başladı bile. Bakın hemen arkamda sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu veriyor. Topumuz deprem bölgesine. Topumuz deprem bölgesine. Burada hem voleybol toplarını kız çocuklarımız için, tabii erkek çocuklar için de, erkekler de oynuyor, kızlar da, futbol da aynı şekilde. Şimdi internet yok, telefon yok, bilgisayar yok, çok zayıf. Bu konuda ne yapacaklar? Televizyon sınırlı sayıda. Top oynuyor çocuklar, oyuncaklar da gidiyor yanlarına ama orada küçük çocuklar top oynuyorlar, voleybol oynuyorlar kendi aralarında, top sektiriyorlar. Onun için lütfen bakın Ümraniye Belediyesi'ne de bu konuda yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkan başta olmak üzere Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'nde toplanacak. Rica ettik. Dedik ki Sayın Başkan bize bu konuda bir yer verir misiniz? Yine Beşiktaş stadı dolu, Fenerbahçe stadı dolu, Galatasaray'ın stadı dolu, her yer dolu. Sayın Başkan dedi ki biz varız burada dedi. Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'ne bu adrese gidiyor. Yaman Evler Mahallesi Doktor Fazıl Küçük Caddesi numara 6 İstanbul Ümraniye'yi. Bu bölgede toplar toplanacak ve oradan deprem bölgesine gidecek toplarımız. Hem işte voleybol hem futbol topları. Bu görüntüler ekrana gelirken tekrar tekrar söylüyorum. Çok önemli lütfen. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Eyüp Spor Başkanı Murat Başkan'la da görüştüm. O da top gönderecek. Herkesten toplar gidecek. Evet Abdülkerim abicim. Dün Fenerbahçe, bugün Beşiktaş, Ümraniye, evet. Adana Demirspor maçları. Giresunspor Kayseri. Ne hissettin maçları izlerken? Tabii ki söyleyecekleriniz vardır. Muhakkak var. Neler söyleyeceksiniz? Her zaman futbol maçı izlerken, yani işim gereği, futbol maçı izlerken ne hissettiysem onları hissettim. Yani maçları dikkatli izledim. Yalnız tabii ki hani mesela örneğin Fenerbahçe-Konya maçında goller oldukça, hı hı, evet, açık söyleyeyim seviniyorum tabii ki Fenerbahçeli olduğum için. Ama mesela depremden önceki maçlardaki o evdeki o sevinç gösterilerini, enerjisi, falan, enerjisini, kendinden utanıyor insan bir kere yani, anladın mı? Atlayıp zıplasan bile golde boş bulunup diyorsun ki ya sevin ulan
falan diye. Anladın mı? Kendine bir fren yapıyorsun yani. Evet. Ama onun dışında merkez diyor madem hayat devam edecekse biz de bu programı yapıyoruz. Ben tabii bu program hacılık olsun diye maçları seyrettim. Evet. Teknik analiz yapmak isterim. Onun dışında zaten bir şeyler söylemek şu andan sonra bana artık çok da gerekli gelmiyor. Şöyle artık bu gök kubbe altında bu konuyla ilgili söylenmeyen ne kaldı? Ben. Ya hocam konuşsun tamam. Yani taziyeler, üzüntüler, mesajlar tamam mı? Yani söylenmeyen ne kaldı? Aksaklıktır, eksikliktir. Değil mi? Herkes söylendi. Söylenmedik bir şey kalmadı. Dolayısıyla ben bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eğer konumuz buysa Ahmet Hoca konuşsun. Eğer Konya ben Fenerbahçe. Evet Konya Fenerbahçe. Bugün oynanan Beşiktaş maçıyla ilgili teknik bir analiz isterseniz yaparım. O zaman dersin ki abi ne diyorsun bu maç için? Konuşurum. Onun dışında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ömer topu atar mısın bir? Yardımlar değil toplar bu adrese diye. At. Bu top hangi top biliyor musunuz? Bu top işte bugün Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasında oynanan futbol topu. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine bravo çok teşekkür vallahi ederim. Bravo. Meriç abiye çok teşekkür ederim. Bu topu bize gönderir misiniz dedim. Deprem bölgesine gidecek dedim. Bu top deprem bölgesine gidiyor. Bu top deprem bölgesine gidecek. Bu futbol topu çocuklarımıza gidecek. Toplar bu adres. Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'nde toplanıyor. Sayın Başkan da çok küçük bir bağlanacak. O da bu durumla ilgili bilgi verecek bize. Ama toplar gidiyor deprem bölgesine. Sinan abicim bütün futbolcuların imzası da var hocam. Sinan da alsın. Onların Beşiktaşlı futbolun abisi olarak. Şimdi ya arkadaşlar. Bu top deprem bölgesine gidiyor onu söyleyelim. 15 gündür kan kusuyoruz. Çok teşekkürler Beşiktaş'a. 15 gündür kan kusuyoruz doğru mu? Evet. Ya da 20 gündür. Teknik analiz yapayım mı depremin? Evet. Bu deprem asla rahmani bir deprem değildir. Artifisyel bir depremdir. Artifisyelin ne anlama geldiğini bilir misiniz? Yapay. Yapay. Harp Türkiye'de bunu konuşmak zorunda olan depremciler bir kısmı birilerinin uşağı olarak bir kısmı belki bilim adamı oldukları için bu deprem Türkiye'ye yapılmış çok ciddi operasyondur. Başka görüntüler de verin arkadaşlar. Niye diye sorsanız ama. Neden hocam? Şimdi bir olay düşünün. Depremden son 5-6 günü söylüyorum. Birden İstanbul'daki tüm konsolosluklar kapanıyor. Amerika, Almanya, İsviçre, Avusturya, İngiltere gibi Batı'nın birçok konsolosluğu kapanıyor. Allah Allah diyorsunuz. Lan İstanbul'da niye konsolosluklar kapanıyor? Evet. Bir dakika niye? Çok açık bir terör saldırısı deniyor. Peki yani teröristin işi gücü yok da gelip de İngiliz konsolosluğu oraya da atabilir ama Taksim, Aksaray falan gibi yerlerde ama niye konsoloslukları kapatıyorsun? İki, bir veya iki gün sonra koskocaman bir Amerikan muharip gemisi Dolmabahçe'nin önüne demir atıyor. Dolmabahçe neresi? Boğaz'ın. Hayır. Dolmabahçe'nin özelliği ne? İnönü Stadı veya Vodafone'un bulunduğu yer değil. 6. filo defol olayım diyorsun. 6. filo defol olayım diyorsun. Hayır. Dolmabahçe'ye geldiydiler. Cumhurbaşkanının İstanbul'da kaldığı yer. Evet. Namlularını çeviriyor. Bundan sonrasını bilmiyorum. Denizciler söylüyor. Teamüllere aykırı olarak kocaman bir bayrağı asıyor. Türk bayrağı minicik. Bu da denizcilik, deniz kuvvetlerinde veya denizcilik teamüllerine aykırı bir durum. Büyükelçi orada geliyor. Şey veriyor. Onun bakın emareleri tekrar toplayın. Bir. Bunlar 4 gün içinde, 5 gün içinde oluyor. Bütün konsolosluklar kapanıyor. Amerikan gemisi geliyor. Dolmabahçe'de sarayın önünde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da konuşlandığı, işlerini yaptığı ofisi, yerin ofisi önünde demiriliyor. Teamüllere aykırı olarak koskocaman Amerikan bayrağını asıyor. Büyükelçi geliyor orada poz veriyor. Arkasından bir veya iki gün sonra Kasımpaşa veya Kağıthane'de manasız bir patlama oluyor. Deprem. Lan Kasımpaşa'da deprem olmaz ki. Kağıthane'de. Kağıthane veya Kasımpaşa. Patlama oldu Kağıthane'de. Kağıthane. Yakın yerler ama bunlar. Arkasından İki gün sonra bu büyük felaket patlıyor. İddia ediyorum. Türk yetkililer bu depremin kim tarafından yapıldığını biliyorlar. Bunu da ağzından kaçıran iki tane kişi var. Bak bunlar herkes konuşamaz ha. Birçok şarlatan çıkıyor. Hepsi değil ama. Aralarında çok sağduyulu insanlar da var. Deprem hocaları. Birçok şarlatan çıkıyor. Çoğunluğu şarlatan var. Olurdu, olmazdı, şuydu. Sinan abi de haklı bir şey söylüyor. Önce bir defa şu var.
kan yerde kalmasın. Bu deprem tabii ki Allah'ın işi de Allah'ın işi çabuklaştırıldı. Onu da birazdan anlatacağım. Niye orada hocam? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hayır. Aslında iki tane Suriye'de de oldu. Siyasetçi ağızlarından kaçırdılar. Ertem dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Biri Sayın Süleyman Soylu. İçişleri Bakanımız. Aslında biz bunu İstanbul'da bekliyorduk derken bunu Rahmani'ye alırsan İstanbul'da deprem hayır. Ben buradan başka şey anlıyorum. Çünkü Türk istihbaratının belli oranda bilgileri de İçişleri Bakanı'na gelir. Her ülkenin istihbarat bilgileri İçişleri Bakanı. Daha önemlisi Sayın Devlet Bahçeli, bana göre üstü kapalı söyledi olayı. Bayram değil, seyran değil. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin konuşmasında şu var. İşte Allah'ın işi, çocuklar kurtuyor. Buraya kadar güzel. Bu manevi dopingtir Türkiye'ye. Ama bu deprem bir sır barındırıyor dedi. Ne demek? Bugün Devlet Bahçeli de devletin istihbaratının bazı bilgilerine ulaşabilecek kalite ve kantitede bir insandır. Tekrar söylüyorum. Ha bütün bunlar oluyor. Bir de bundan 15 sene önce Simpsons'larda bir film yayınlıyor. Evet bakın bu depremden 3-4 gün önce Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin Dolmabahçe önündeki pozu. Uzun boylu adam, erkek yani kravatlı olan Amerikan büyükelçisi ya da konsolosu emin değilim. Yandaki hanımefendi de hanımı. Arkadaki bayraklara bakıyor musunuz? Amerikan bayrağı kocaman, Türk bayrağı minicik. Teamüllerde böyle bir şey yoktur. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben gelirim. Şimdi açıklıyorum. Peki Simpsons'lar denen bir dizi var. Evet. Herkese göre bir çizgi film. Çocuklar filan size sıkılmadınız değil mi? Yok. Bunları 15 gündür güzel ben birileri... Hocam güzel anlatıyorsun. Hayır bunları birileri konuşsun diye hocam, bekliyorum. Televizyonlar hiç kimse konuşmuyor. Güzel anlatıyorsun da. Dinliyoruz hocam. Simpsons'da. Açık konuşuyorsunuz bir saniye. Hocam. Bugün Türkiye'de bu deprem olmasaydı. Bir Türkiye haritası getireyim koyayım ama şehirler yazmasın. 10 kişiden kaç tanesi bana Kahramanmaraş'ın aşağı yukarı mevkisini göster dese göster. Kahramanmaraş Türkiye'de revaçta olan bilinen 10-15 şehirden biri değildir. Fakat Simpsons'lar dizisindeki Covid'i bilen, Trump'ın başkan seçilimini bilen, Simpsons'lar dizisi Kahramanmaraş'a götürüyorum diye bir şey var. Buyurun. Nereden çıktı? Bayram değil, seyran değil. Bundan yıllar önce Simpsons dizisinde tekrar söylüyorum. Bu NATO'nun Türkiye'yi ağır biçimde cezalandırma operasyonudur nokta. Hadi bunları konuşan varsa o kabazlara sorun bakalım. Ha şu var. Bir şey konuşmayalım. Mevcut teknoloji şu. Oğlum, o fay şey olmayan yerde deprem yaratamazsın. Tabii. Hocam niye oraları? Faylar. Şimdi niye oraları seçtiler? Önce İstanbul'u denediler tutmadı. Sonra gittiler orada Pazarcık'taki petrol kuyularından hangi teknolojiyle bilmem patlattılar. Devletinin yetkilileri bunu biliyorlar da. Bu gemi buraya geldi, böyle yapacağını. Yani bu varsayımlardan bahsettikleri. Belki evet, de belki biliyor. De şu var. Bir niye önlemini alınmadı? O zaman gemiyi niye soktu? Ama Sayın Soylu'nun yardımı da kabul edilmemiz lazım. Biz İstanbul'da bekliyorduk dedi. Yani. Biz İstanbul'da bekliyorduk dedi. İstanbul'da hep söylüyorlar hocam. Bangır bangır bağırıyorlar işte. Ben onu anlamıyorum. Olacak, Sayın Bahçeli. Ah keşke Sayın Bahçeli. Bağlanmaz da ütopya yapıyorum. Sayın Bahçeli ne demek istedi? Bu deprem çok önemli bir sır barındırıyor. Ne demek bu sır? Şimdi soruyorum. Sayın Bahçeli'yi de insan olarak severim. Çok eskiden de tanışmışım Ankara'da asistanken. Bizim yayını üyesiydi. Çok seyreden. Ha? Bizim yayını çok seyreden. Seyreden. Diyor. Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Bu deprem bir sır ihtiva ediyor. Bir sır o barındırıyor. Sır o sır nedir? Ne demek? Güzel soru. Devletin istihbaratı, devlet kademelerinde güçlü adamlar. Buna Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Ve tekrar söylüyorum. Bundan sonraki hedef, ben bunu söylemiyorum. Bunun Kemal Kılıçdaroğlu... Da bunun mesajını verdi. Manisa diye şeyde. Şimdi bak ben provokasyon yapmıyorum. Ben herkes kadar ülkemi severim. Ama şu var ben orada 100 bin kişi, 60 bin kişi, kaç bin kişi vefat etmiş veya edecekse. Evet. Onların kanlarının yerde bırakılmasına karşıyım. Ben yemişim o işleri. Tabii ki bu ülke hiçbirini aç bırakmayacak. Hepler evler yapılacak. Şunlar, hocam bu da bahsettiğin olanlar... Amerikan deneyleri işte o Amerika'daki deney bölgesi. Bak kardeşim bölgesi. Ben onları bile bilmiyorum. Hangiydi ben teknoloji adamı da değilim. Hocam onu verdik hocam. Biliyorsun. Ben, bildiğin için ben, o zaman niye konuşuyorsun? Kahramanmaraş depremini artifisyel bir deprem doğru. Olduğunu, yapay bir deprem olduğunu. Hocam İstanbul'da yani ne yapmıyorlar hocam bu Amerikalılar? Tek, dinle sen anlatacağım.
dar gelirli daha ufak yerlerse işte İstanbul, eğer Türkiye'ye zarar vermek istiyorsan İstanbul'da. Bu işte anlatacağım. Bak hocam anladım. Bahsettiğin olay arkadaş, bu. Onları anladım ama benim de demek istemi anladın. Anlatın. Mevcut teknoloji fay olmayan yerde deprem yaratamaz. Fayda enerji tam İstanbul'da dolmamışsa fay var ama, yine deprem yaratamaz. Ya hocam, tıpkı bardağı taşıran son hocam, damla gibi. Allah aşkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar hafif bir devlet falan değil. Bu kadar kolay bir tane hokkabaz bir gemi gelecek de buradan bastıracak da peki, fay soruyorum. Patlatacak oradan Maraş'ta var. Yapma peki soruyorum. Ya, bu kadar basit Amerika Birleşik Devletleri gemisi niye geldi? Niye büyük bayrak küçük bayrak ikilemine girdi? Niye konsolosluklar kapandı? Aynı anda 15 tane konsolosluk. Ya güzel hocam, niye Amerika... Kasımpaşa'da veya Kağıthane'de deprem oldu? Türkiye'nin programında hocam, konuk olmadı. Amerika'da hocam, akıncı. Amerika Türkiye'ye zarar vermeyi düşünse her türlü ekonomik olarak da bilmem ne yaptırımlar yollar verir. Yani böyle gidip de... Ben Amerika demedim. Yani, yanlış anladım. O gemi neyse kim? Ben, NATO, NATO, neyse NATO dedi, NATO. NATO ne? Amerikalılar. Hayır. NATO'nun başı Amerika hocam. Siz öyle zannediyorsunuz. Ya hocam, NATO'nun da hocam, Amerika'nın da sahibi hocam, çok bambaşka birileri. Hocam çok tehlikeli konuşmalar yapma. Ben tehlikeli hocam, kaybedecek bir ömrüm var kardeş. De, hocam, ama Türkiye'de 15 gündür ya. Müsaade edin. Bu konuşulmadı. Müsaade et abi. Ne olacak abi? Şey müsaade söylemiş ama Ramazan. Hocam doğru değil yani konuşma. Sen ya. Söylüyorsun doğru olmadığını. Ay, hocam 15 Ağustos'tan varmış bu gemi. Bir dakika. Beyler. 15 Ağustos 1999'da da aynısı olmuş. 3 gün sonra da 2 gün sonra da 17 Ağustos depremi oldu. Bu fotoğraf 15 Ağustos. 15 Ağustos. Bu da 17 Ağustos. 17 Ağustos'ta 2 gün önce bir gemi geliyor. O da diyorsun operasyon. Bana şu emareleri birleştirin ya. Birleştirin. Kardeşim konsolosluklar kapandı. Niye? 15 tane birden. Terör alarmı vardı. Bir dakika. Güzel, olabilir. Büyükelçilikler arkasından kapanmadı. Amerikan gemisi geldi. Olabilir. Büyük bayrak, küçük bayrak, tercihlik hatasıdır. O da olabilir. Büyük elçi çıktı, poz verdi. O da olabilir. Dolmabahçe Sarayı'nın önüne demirlediler. O da olabilir. Kasımpaşa veya Kağıthane'de depremcik gibi bir şey oldu. O da olabilir. İki gün sonra da hocam, malum büyük felaket. Bunların bu kadar... hepsine tesadüf diyorsanız hocam, ben o zaman manyağım. Hocam biz bu kadar kötü müyüz ya? Bize bu kadar nasıl kötülük yapabilir NATO falan ya? Ya böyle bir şey olabilir beyler, ya bilmiyorum. Ve söylüyorum. Görüşüdür hocam. Ya bir dakika Sayın Devlet Bahçeli'ye. Bak tekrar söylüyorum. Sayın Bahçeli'ye bir şey sormak istiyorum. Ha, o güzel soru. Sayın Bahçeli. Hocam neden Sayın Bahçeli'ye? Çünkü onu var dedi ya. Hayır, çünkü o hatırlıyorum. Osmaniye'de veya bir yerde evet, depremden sonraki ilk konuşmasının belli bölümü normal. Manevi, duyguları destekleyen, işte çocuklarımız, acımız doğru, büyüktür, doğru, Türk doğru, devleti doğru, güçlüdür. Doğru. Burada hemfikiriz. Ama cümlenin burada içinde bir sır var yerinde dedi, doğru söylüyor. O bir konuda. Laf olduğu vakit ben böyle evde oturuyordum. Yani güzel... Ben izlerim her haber programı. Çayın Sayın elindeyim. Bahçeli... Dedi ki bu deprem büyük bir sır vallahi ihtiva dedi. Ediyor. Burada şimdi nedir haklı? Bu sır? Sayın Bahçeli'nin her konuşması sivri olur, sert olur, seversiniz sevmezsiniz başka. Ama hepsi ölçülmüş, biçilmiş, verdiği sert mesaj bile hatta ısırmalar bile hepsi planlanmıştır. Öyle şey sehven konuşmaz. Şu an Türkiye büyük Cumhuriyeti'nin en güçlü ikinci, büyük ikinci Sayın, adamı Sayın Soylu'nun lafıdır. Biz aslında biz İstanbul'da bekliyorduk. Bu baktığım vakit İstanbul depremini yorabilirsiniz. Hayır kardeşim. Türk istihbaratı bu depremin iç yüzünü kanaatim o. Sen şöyle diyorsun. Diyor. İstanbul'da çocuklar, operasyon bekliyorduk anlamında. Peki, süre bütün hocam, geç peki bir şey sorabilir miyim? Bir saniye hocam hayır bak ama soru cevap şeklinde gidiyor. Tamam. Peki Sayın Bahçeli bunu biliyorsa. Sayın Bahçeli diyorsunuz ki Türkiye'nin en güçlü ikinci adamı diyor. Ben diyorum. Evet. Evet. Niye o zaman izin verdiler adamı. Bildikleri halde bu depreme? Şimdi müsaade eder misin? Niye buna bilmek karşı başkadır. Çıkıyorlar o zaman? Müsaade edin. Önceden bilmeyebilirler. Tamam hayır niye şimdi o zaman? Ağır bunun, bir şey söyleyeyim mi? Bunun için hocam ağır bir şey söyleyeyim mi? Türkiye. Müsaade. Ben onu soruyorum hocam. Madem bu depremin, böyle. Bu depremin artifisyel yani yapay bir deprem olduğuna yemin edebilirim. Yaptırılmış ama diyorsun. Ama ispat edemem. Ha her şeyi arka arkaya tesadüf diyoruz. Peki bu da mı tesadüf? Bundan 10 küsur yıl önce. Amerika'da çok izlenen Simpsonlar dizisinde... Bu da her şeyi biliyor dizi, ya. Ne tuhaf bir dizi bu ya. Covid salgını bildi, Trump'ın şey başkan seçileceğini bildi, Ukrayna bilmem ne savaşı Obama'yı bildi. Obama'yı bildi, Obama'yı... Birden Türk Kahramanmara şehrinin adı geçen bir gemi seyahati var. Bana bunu nasıl anlatıyorsun? Demiş mi hakikaten Ertem? Alo. Simpsons'da Kahramanmaraş lafı geçmiş. Ben belki de burada yayın hayatımın en riskli... Kendimle ilgili, ülkemle ilgili değil. Benim kaybedecek bir şeyim kalmamış. Elle gelen düğün bayram da en riskli konuşmasını yapıyor. Herkes çok dikkatli dinleyin canım. 50 bin, 60 bin, 70 bin etmiş, vefat etmiş, edecek insanların kanı yerde kalmasın. Bu işe fay hatları, tamam müteahhitler suçlu. Cezalandıralım. Devlet suçlu. Bu faylara şey yaptırdı. Onlara da değiştirelim. Kolon kesen vatandaş hepsi kabul. Suçlu.
İnsanlara ev yapalım. Zaten yapacağız. İnsanlara maddi yardım yapalım. Zaten yapılıyor. Bir şey yok. Birden kavgayı manasız şekilde çadır verdin, vermedin, yemek verdin, vermedine soktu. Hayır abi benim orada 100 bin insanım. O da mı planlı diyorsun hocam? Ha? O da mı planlı diyorsun? Hayır efendim. Bak tekrar hayır, söylüyorum. Kötü bir şey sormuyorum ya. Hocam bak, niye bu kadar agresifsin? Hayır. Evladım. Soru sormayacak biz. Senin hiç canın yandı mı? Ben efendim. Senin hiç canın yandı mı? Hocam, nasıl canın yandı? Hocam riskli bir konuşma yaptın. Hocam bana mı soruyorsun? Benim içim yandı mı? Benim içim bak, parçalandı. Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorundayız denen 10 sene önce Simpsons'larda çıkmış bir çizgi filmdeki bir açıklama. Allah Allah. Çocuklar atlıyor, gemi gidecek, Kahramanmaraş böyle bir şey seyrettim. Tekrar 15 gündür evet, ben Türk televizyonları... Kahramanmaraş diyor mu? Kahramanmaraş. Bak görmüyor musun önünde? Hayır, alt yazı yazıyor da ben sesli evet izliyorum. Evet Kahramanmaraş. Hocam bir soru Allah soracağım Allah. Ne olur araya gireceğim. Evet. Bak yanlış anlama ben evet. Senin dediklerinden yola çıkarak sana soruyorum. Buyurun. Madem bu Simpsons'lar her şeyi biliyor. Devletin istihbarat birimleri o zaman neden... Ya Maraş'ta bak kesin deprem olacak Simpsons'lar. Simpsons'a deprem söylemiyor. Demiyor ama deprem yani içinde Maraş. Ya Maraş'ta bir şey olacak o zaman aslında, diyor. Aslında beyler. Evet. Naci Hoca da demedi mi hocam Maraş'ta kesin deprem olacak ben, Kahramanmaraş'ta ben, diyor. Hala anlamadı. Ama Naci şu. Görür 81 vilayetin birinden hepsini saydığı için. Hayır, tutturuyor hayır efendim. Yani bak, deprem profesörleriyle ilgili ben konuşacağım biraz. Türkiye'de bilim en, adamım, film adamım en gergin pay attı. Kahramanmaraş, evet. Hatay. Suriye'ye inen pay hattıydı. En gergin. Patlamaya en müsait. Tamam. Evet. Yapay olarak onu patlattılar. Önce yerse İstanbul yaptılar. İstanbul tutmadı. Kağıthane'deki depremden kastediyorum. 3 gün sonra Hatay tuttu. 7-10'da 8. 7-10'da 6. 2 tane. 50 bin resmi ölü. Belki o yüze çıkacak enkaz altı. Hocam bunların bir şey kanının mi? İntikamını... Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunu evet. Devletimiz ama biliyordur. Bak devletin bildiği bir şeyi... Biz niye konuşuyoruz? Tekrar söyleyeyim. Ya bir dakika hocam. Ya. Ben devlet değilim hocam, ama. Vallahi gerek yok. Et. Ben devleti yöneten insanların kısmının abisiyim. Hayır hocam bir şey söyleyeceğim. Buna gerek yok ki bence şimdi bunu konuşmamıza. Ya baskısıyım ben. Hayır hocam bu konuda. Ben bu konuda susmanı tavsiye ediyorum. Ama. Niye? Ooo. Hayır susmanı abi, tavsiye ediyorum. Bir dakika ya. Ya. Kaç insan? Hocam ben oradaki çocuklara futbolu göndermek istiyorum. Ne? Ben oradaki çocuklara top göndermek istiyorum. Sen şimdi sismik sen diyorsun. Benim niye konuşmamı... Hocam Ertem'e talimat mı geldi diye düşünüyorum. Bana ne talimatı gelebilir ya? Ya talimat ben gelip tekrar bana söylüyorum. Bana kimse talimat vermez. Ben, hayır ben hoca söylüyor da... Hocanın sen bunlar günlerdir Twitter'da, sosyal medyada yazılan, çizilen şeyler. Ben niye şu anda bunu gündeme taşıyayım burada hocam? Ben anlamadım ki. Benden şu anda bak burada top bekleyen çocuklar var. Ne güzel arkaya grafik yaptırmışım. Peki o zaman kapatıyorum. E Türkiye. Hocam ben risk alıyorum. Türkiye. Manasız hocam, şekilde... Bir şey söyleyeceğim. Manasız şekilde... Son 20 gündür Türkiye'de insanlar gereksiz bir... Hocam bence gerçekten bu konuyu kapatalım. Bak vallahi kapatalım. Niye hayır ola şey misin? Hocam bence kapatalım ya. Yani gerek yok ki hocam bu konuda. Hani bunu konuşup ne geçecek elimize? Ya fay hatlarını tekrar birleştirecek miyiz? Hocanın görüşüdür ama yani niye? Ya yani? Hocam hayır hocam anlatması gerekeni anlattı söyledi. Gerçi Manisa yani, İzmir depremi diyor. Bak ben demiyorum onu. Bu emareyi nereden aldın? Sen önce bekliyorsun peki? Kardeşim. Bak insanlar bugün, soruyor. Bugün sayın bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, konuştum vallahi yok, bence gerek yok beyefendi ama. Beyefendi şey galiba. Bir müsaade eder misin? Hocam ama gerek yok anladım. Ki. Anladım. Senin anlayacağın dilden konuşayım. Oo. Ben ne zaman istersem o zaman konuşmamı bitiririm. Hocam ben olur mu öyle şey ben kimse... ne zaman istersem diye. Olur mu o zaman buraya bir tane kukla oturt. Kukla desin ki tamam hocam de oynat böyle. Değiştiriyorum. Kesmemi istiyorum şu anda. Ya, rica ediyorum bak rica hayır, ediyorum. Ricanı kabul etmiyorum. Hocam ama Ertem'e de haksızlık etme. Ertem MI6'in başkanı Richard Moore'la bile ya, kavga etmiş adamdır. Ya saçmalama ne kavga etmesi ya. Ya. Allah aşkına abi ne yapıyorsunuz ya? Ya Allah aşkına ben top göndermek istiyorum ya, oraya. Ya. Ben çocuklara top göndermek istiyorum. Ya beni niye böyle zorluyorsunuz ya? Bana şunun cevabını verseniz. Oho. Ertem MI6'in patronu Richard Moore. Çok sıkıldınız peki. Hayır. Patron çok sıkılmış. Canı sıkılmış 20 gündür evde. 20 gündür evden çıkmıyorum. Canı sıkılmış. Hocanın sinire evde. Bulaşıyorum, Rasim'e bulaşıyorum, Apo'ya bulaşıyorum. Açıyorum, ağlıyorum. Tabii canım. Sinirlerim bozuyor, küfür ediyorum. Kaç defa beni aradı ya gece yarısı dedim, o kadar mutsuzdu ki. Dedim, Türkiye gereksiz bir kavga. Yok ahbap mı toplasın, afak hocam, mı toplasın. Beni kırma ne olur şu top olayına girelim. Bak beni kırma senden rica ediyorum ya. Hocam rica ediyorum bak çok rica ediyorum. Şu top olayına girelim ya. Bak top olayına girelim beni ne olur niye üzüyorsun hocam? Ne oldu hayır ola ben bu topu sen ama. Teslim et. Hatay'a gönder. Gördünüz mü? İşte basınımız bu. Eyvah. Basında bir kısmı hocam insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Bunu benim bana mı söylüyorsun? Kelle koltuk, langır. Benim dediğim doğrudur diye bir kural yok. İnandığımı söyler. Yok. Bir kısımda olmaz. Ertemler olmaz. Gibi susturulurlar. Eyvah. Olayı başka kulvara çeker. Hocam ben nerede sustururum? Bana susturursun ben falan demem. Ertem deprem gibi boyunca çok mücadele etti ya. Ben çok takdir ettim ya. Ben dinliyorum hocam. Demin Ertem demin ki olayı da ben şeyine söylemedim ha. Yani ben gerçekten dinliyorum. Ertem
Ya Rasim, Richard Moore'la kavga etti. Ya ben Richard Moore'la kavga ettim. Kavga ettim ya. Ben o zaman ben... İngiltere'nin Türkiye bir ülkecisiydi. Rasim'ciğim ne kadar gereksiz şeyler konuşuyoruz. Bak şurada bak askerler. Alın size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslanları. Askerimiz çocuklarla burada bakın nasıl top oynuyor. Sana mesaj mı geldi? Ya bana kimse mesaj falan gönderemez. Allah Allah. Dur. Ya bu ben, askerlerin bak, top bana, oynadığı ay, çocukların babalarının katilini istiyorum ben. Analarının babalarının yetim bu çocuklar. Muhtemelen yetim bu çocuklar. Bunların analarının babalarının katilinin peşindeyim. Ya ben böyle görünmek istemiyorum ya. Ben gergin ve sinirli görünmek istemiyorum ya. Yargılanacak. Ya vallahi Sinan abi ya. Zaten ama, çok mücadele etti 6 olamıyorum. Şubat'tan beri. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Evet, ya beni geç bak beni geç. Ben o özel biri değilim. Ertem sen söylemiyorsun. Bir dakika. Şu askerle şu Mehmetçiğe dediler ki orada yok. Bir gün 36 saat uyumadı. Gülşen beni aradı. Kusura bakma söyleyeceğim. Rasim dedi lütfen şu adamla konuş. Tamam ama 36 saat uyumadı ben çocuklarım. Yani bunu da kusura bakma Ertem söylemek zorundaydım. 36 saat 37 saat uykusuz. Yani hani şey gibi de gözükmesin bu. Yani bu tamam aranızda bir şey oldu. Polemik oldu ama hani hakikaten 6 Şubat'tan itibaren en duyarlı insanlarla bir hatta biraz psikolojisi bozuldu Ertem'in. Kardeş yardımlarımızı yapalım. Müteahhitleri... Evet. Fen memurlarını yargılayalım. Bunlara hiçbir lafım yok. Köküne kadar yapalım bunları. Ama 100 bin insanımın kanının hesabını da soralım. Bak orada çocuklar oynuyorlar. Peki ısrarla anasın. Bunun harpla marpla ilgisi yok. Harp diyen olur, deprem iş profesyonel olur, ne diyorsun? İş patlama olur. Harp olur. Onu ben bilmem teknolojisini. Ama bütün bu emareleri yan yana koyduğum vakit bu iş rahmani bir deprem değildir. Bu kadar basit. Bana manyak deyin, meczup deyin. Ben yemem. Herkes yesin. Deprem hocaları ne alaka var? Deprem hocaları uyanık değil. Tabii ki fay olmayan bir yerde deprem yaratamazsın. Ya eğer fayda çok enerji birikmemişse tabii ki o fayı patlatamazsın. Tıpkı su gibi. Bardak ağzına kadar dolmuşsa yani fay altındaki enerji tam anlamıyla maksimuma gelmişse bir damlayla suyu taşırırsın. Fay altlarında enerji maksimuma gelmişse ki geldiği biliniyordu. Hatay, efendim Kırıkan, Maraş, Malatya hattında. Bir teknolojide patlattılar. Bu kadar basit. Ha bak bunların hiçbirini konuşmayı deprem. Hala anlatıyorlar. Fay attı sağa kayıyor, sola kayıyor. Bırak kardeş niye bugün kaydı? Niye bugün kaydı? Kaymadan önce yaşanan Türkiye'de fay hatları kayıp da 100 bin insanımızı öldürmeden önce 5 günlük emareleri üst üste koyun. Gemi gelecek. Türkiye'ye bir operasyon olacak, var diyorsun. Konsolosluklar kapanacak. Konsolosluk mensupları ülkelerine yollanacak. Ulan terör tehdidi varsa konsolosluk mensuplara dersin ki evinde otur. Evine mi girecek senin? Eğer terör varsa umumi açık yerlerde Taksim gibi, Aksaray gibi, Kadıköy gibi yerlerde patlatılır. Nitekim öyle oldu. İstiklal Caddesi'nde patlattılar bundan 5 ay önce. Hocam çocuklar nasıl oynuyorlar bak? Ne kadar ben de bir bunlar... şey konuşabilir miyim? Tabii tabii. Buyurun beyler ben çok konuştum. Hayır hocam şunu söylemek istiyorum. Tamam, bakın, bana meczup deyin şu kardeşim. Şu toplar bak mesela Ankara'dan iş adamı Orçun Apay ve Selçuk Demir beyefendiler 100'er adet top gönderiyorlar. 100'er adet. Eyüp Spor Başkanı Murat Başkan diyor ki tabii. Murat Başkan diyor ki istediğiniz kadar top gönderiyorum diyor. Ne kadar gerekiyorsa gönderiyorum diyor. Eyüp Spor Kulüp Başkanı o da açtı başlangıcı yaptı. Sayın Ahmet Nur Çebi bugünkü maçın topunu gönderdi ve toplar gönderecekler. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'tan, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten, Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'ndan da rica ediyorum. İstanbul dışında olanlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne, AFAD'a bakın AFAD'a başka hiçbir yere değil. Toplar sadece AFAD'a gidiyor. Onu söyleyelim. AFAD'a gidecek. Orada koordinasyon noktaları var. Oraya gidecek. Orçun Apay ve Selçuk Demir beyefendiler. Bir de Sayın Fahrettin Koca beyefendiye çok teşekkür ederim Sayın Bakanımıza. Gerçekten bu süreçte çok büyük destekleri hocam, olduğu gibi hocam, o bölgede bu işlere girdik işte. Gözde Hanım, Gözde Kirişlioğlu sağ olsun. inanılmaz işler yapıyorlar. Gözde Kirişlioğlu Sağlık Bakanlığı basın müşaviri. Gözde Hanım da. Ve onlar da bu kampanyayı destekliyorlar. Şu anda oradan mesajlar da geliyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Basın danışmanı Gözde Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanımıza da. Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi, Yaman Evler Mahallesi, İstanbul Ümraniye'de. Bu adrese gidecek toplarımız. Çocuklara gidecek. Lütfen binlerce top rica ediyoruz. Hem futbol topu hem voleybol topu. Rasim. Ertem'cim şimdi... Tabii herkesin bir şeyi olabilir. Hocaya da saygı duymak lazım. Böyle düşünen de çok insan var. Bunun Türkiye'ye bir operasyon olduğu.
devlet yetkilileri böyle bir şeyi şeyse olsa bile bunu zaten söyleyemezler. Yani onu ona göre bir gizli diplomasiyle yapılır. Devlet Bahçeli'nin demecine dikkat çekti. O da bir görüştür tabii. Ben yalnız işin şu kısmındayım. Yani bu hadiseden sonra ben şunu gördüm. Mesela bu deprem için çıkan hocalardan önemli bir kısmı zaten şarlatandı. Yani bunu biraz bilimsel literatüre hakim herkes biliyordu. Ama ciddi bilim adamı zannettiklerimizin de film adamı olduğunu, bayağı hokkabaz olduğunu falan bu süreçte anladık. Özellikle Cenk Yaltırak'ın Cansu Çamlıbel'e verdiğim söyleşi var hocam. Bak onu oku. Kim o arkadaşımız? Cenk Yaltırak, İTÜ'de Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör. Çok da kıymetli, kariyerli profesör. Anlattıkları korkunç. Fay hattının da 4-5 ayrı İstanbul'da fay olduğunu, başta Celal Şengör olmak üzere hocalar biliyor. Ama ilk tezleri tek fay hattı olduğu için, aman ilk tezlerinden yanılmamak için, gözükmemek için ısrarla inkar ediyorlar ve Cenk Yaltırak'a anasından emdiğini burnundan getiriyorlar. Adeta bir Cenk Yaltırak ve diğer genç akademisyenlere de. Bunlar Harvard'da, Princeton'da, Yale'da doktora yapmış Türkiye'nin genç jeologlara bakın hiç konuşmuyor. Hocamın şeyi ayrı, o şu an ben için şey boyutuna geçtim. Bilimsel boyutuna. O bir tezdir, ona saygı duyuyorum kendisine ama bir sürü genç ve kaliteli, çok iyi donanımlı ya jeolog sen var. Sen dün dediğine de katılıyorsun. Evet, profesörle bilim adamlarına katılıyorsun değil mi? Sana katılmıyorum. Şey hayır, katılmıyorum. Hayır, katılmıyorum. Dinliyorsun bunu. Önemli yani bir kısmı palavra sıkıyor. Hayır, sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet. Senin kanaatin İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman olacak, bunların söylenenlerine göre. Şimdi bir kere, şimdi benim kanaatim şu. Benim tabii bunu söylemek gibi bir haddim olamaz. Ha hocaların hani hepsini bir derle bakalım. Bir kere olmayacak diyen, izin vermeyeceğim, olmayacak diyen itibarlı bir bilim adamı değil. Ama diğerlerinde de mesela ben en çok burada Cenk Yaltırak isminin altını çiziyorum. Ve onun bir tane de Flu TV'de İlker Canikligil'le güzel bir şeyi var. Onu herkese tavsiye ediyorum. Ve verdiği söyleşide Celal Şengör'ün foyasını öyle bir ortaya çıkartıyor ki. Ve ben Celal Şengör'ü burada bir konuşmada övmüştüm. Hatırlıyor musun Apo abi? O zaman evet, Sinan abi Covid'di. Ne diyor? Şey demişti. Hoca diyor ki 4-5 fay var. Elbette bir şeyler olacak. Yani olmayacak diye bir şey. Ama ben senin dediğine de katılıyorum. Avcılar yok olacak. Yeşilköy yok olacak. Ya herkes İstanbul'u gebelecek. Hiçbir yere bilmiyor. Soruyorlar. Evet, evet. Canlar soruyor. Orası neresi? Gördüm ben de gördüm. Rezalet o. Tam bir rezalet. Arkadaş. Göktürk neresi bilmiyor. Ya millete, Rasim milleti ölmeden ölüm korkusu sardırdınız. O tam bir rezalet. Arkadaş herkes panik atak oldu. Çok evlerine oldu. Giremiyor insanlar. Korkuyor. Şehir değiştirmeye çalışıyorlar. Bu ya. Başka yere taşınmaya çalışıyorlar. Ya bu dakikadan sonra. Şimdi garip guraba ne yapacak? Durumu iyi olmayan insan evine nasıl düşkendirecek? Adam ölümün beklesin. Ya biraz korkutmayın kardeşim, oturun aranızda. De, bu kadar her dakika bakıyorum televizyoncularda reyting olsun diye. Evet, deprem diye çağırıyorlar. Televizyoncular evet. Burası felaket yıkılacak. Medya da öyle seviyor. Buradan da gidecek. Medya da orada. Burada şey. Tuz buz olacak. İstanbul bitti 500 bin. Ya kardeşim. Bir de olacaksa bile. Eli kulağında abi. Mesela diyor. Eli kulağında. O çok tehlikeli. Eli kulağında diyor. Ama o değil doğru. İstanbul'un semtlerini bilmiyor adam. Bak, ya. Birisi diyor ki %70, %64 diyor. 7 sene içinde. %70 10 sene, %80 30 sene içinde olacak. Ötekisi eli kulağında ya, bir anlaşılır mı? Ya binalar onlar bak. Hayır arkadaşlar. Bir mesele şu. Ya bir anlaşın. Mesela şu son şeyde bir hükümetle muhalefet bir bütün anlaşın. Olduğu gibi. Anlaşın. Cuma günü buluşacaklar. Cuma günü toplayacaklar. Sen abi yeni bir yöntem var bakın, ya. Bu bir şey, anlaşın aranızda. Fiber karbon yöntemi var. Yani ya Rasim. Güçler. Kerpiçten oturan, gece kondoda oturan Şirin bir ya. Sürü sen insanlarımız var. Sen çok aksiki adamsın Rasim. Size bir soru sorayım. Deprem olsa bile insanları ölmemesini sağlamak lazım. Yani bu insanları bu kadar korkutmayın. Bak herkes hasta, panik atak oldu. Ölüm korkusu yaşıyor insanlar. Doğru, doğru. Hafif bir sallansa bir faydası bile yok. Bir faydası yok bu lafları. Hayır insanlar evine giremeyecek. Şinerim. Ben onu söylüyorum. Bu kadar yapmayın arkadaşlar. Deprem olacağını biliyoruz tamam da. Her gün söylediler. Önlemini almak lazım. Ya, bir bundan sonra inşaat meselesi. Türk milleti. Yüce Türk milletine bir soru sormak istiyorum. Huzurlarınızda da bunun adına. Bu burada herkes çok zekidir. Ben hariç. Depremden bir müddet önce ve sonrası. En zeki sensin. Birçok NATO ülkesi gemisi. İspanya, Almanya,
Amerika, İtalyan gemileri Doğu Akdeniz'de İskenderun civarında yani deprem bölgesinde 30-40 mil uzaklıkta ne arıyordu? Hı. Ne arıyordu? Ha anlarım. Bu NATO gemileri hastanedir anlarım. Savaş gemileri. Oraya da mı gittiler? Evladım sen takip etmiyor musun? Yok hocam ben nerede de gemimi cihazım. Manasız hocam şekilde. Armatör müyüm ben gemimi takip edeceğim? Hayır armatör bilmez o gemilerin ne olduğunu. Ben orada gemileri ben ne takip ediyorum? Sen diyorsun ki abi niye İstanbul'da yapmadılar diyor. E niye İstanbul'da yaptılar? Türkiye'nin can İstanbul'a damarı. İstanbul'a yaptılar tutmadı. Bak sen kuvvetliysen apo kuvvetliysen ben seni itip düşüremem. Ama 80 yaşında gitmiş bir adamı itip düşürürüm. Pay hattında da öyle. Enerjisi birikmişse patlatırım. Yoksa pay bilen olmayan yerden ben hocam, deprem yapamam. Hocam düşman ülkeymişiz bize bu kadar zarar vermek istemişler ya. Valla deprem olacaksa da bize bak bu kadar yöntemi varmış var. Böyle ya Belezaslara ya 60 senelik ya binaları bir, bu fiber karbonla donamışlar hiç kimse böyle ölmemiş. Böyle bir kıyamet böyle ne? Bir afet böyle bir şey bize ya nasıl bir şey diyeceğim size bak ya. Şimdi popülizmde yapmayalım Ertem. Türk milleti ne? Olarak da bakın bu süreçte okudum hocam Abdülkerim abi. Evet. Dünyada bizden ileri milletler var, bizden daha geri milletler var. Biz ortada bir yerlerdeyiz ama dünyada hiçbir millet, bak burada millet olarak öz eleştiri yapmak zorundayız. Kolon kesmiyor kardeş. Geçen hafta bizim Ender Alkoçlar'ın kanalında Rusya'dan, Gürcistan'dan uzman geldi. Ya Gürcistan bizden geri. Kolon kesmiyor kimse. Bizde zenginler ve eğitimliler otopark için kolon kesiyor. Bizde kesmezler aslında. Fakir bu kadar bilmiyorum abi. Fakir ve abisi. Fakir olanlar, eğitimsiz olanlar, yufkacı, börekçi, bakkal ya altında esnaf olan her bina çöktü ya. O Çevre Bakanı doğru söyledi. Bundan böyle dedi artık apartman altı bakkal dönemi kapanmıştır dedi ya. Bakkal ya da ne bileyim esnaf. Ya bizde var abi bu yani dünya bunu bu esas problemlerden biri bu. Ve bu şey de değil sırf böyle hani bu Celal Şengör'ün sürekli yaptığı gibi iğrenç yani Celal Şengör'e geldi Orta Doğu'lu ilkel bir adam. Avrupalı falan değil. Bilime ihanet etmiş. Kardeş ben soruma cevap ben alamadım şey ya. Hocam, deprem öncesi ve sonrası orada birçok NATO ülkesinin savaş gemilerinin ne işi var? Hocam kolonu bize NATO'cular mı kestiriyor? Yurttaki kolon kesiyor. NATO mu diyor? Kolonu o başka kesin. Bir konu. Batın ölün hepiniz mi diyor NATO? Kolonu kesin otopark yapın. Etiler'deki apartmanlarda kolonları kesmişler otopark yapmak için. Esenyurt'ta yufkacı açmak için. Yani Türk milletinin eğitimlisi eğitimsizi, zengini, fakiri bu konuda atın ölümü arpadır olsun kafası. Kardeşim bunu da bize dış güçler yaptırdı. Bunu da mı NATO yaptırdı? Hocanın görüşüne saygı duyuyorum. Hayır. Ama kolon keserek ölmek dünyanın hiçbir yerine yok. Bu bir rezalet. Bunda da hiç kimse bana suçlanamaz ya. Bizim burada halk dal kavuklu yapacak değiliz ya. Yok Afrika'da bizden geri milletler var. Onlar kolon kesmiyor. Hiç kimse kesmiyor. Türkiye, Mozambik'te kolon kesmiyorlar ya. Bu da sadece Türkler. Çok ilginç bir şey bu. Yani bizim millet olarak bu konuda ha ölümden korkusuz olduğumuzdan mı? Sallamadığımızdan mı? Atın ölümü arpadan olsun kültüründen mi? Bilmiyorum. Ama bak şey de yok Ertem. Efendim bakın cahil halk. Hayır. Eğitimlisi de otopark açmış gibi kesiyor. İlber Ortaylı söyledi. Ulus'ta bir apartmana taşınmış. Bir bakmış altta kolon yok. Herkesin 3-4 arabası var ya. Otopark açmak için. Abi kolonu kestikten sonra zelzeleye ne gerek yok Ertem. Bir araba çarpsa derden şey devriliyor. Ya Türkiye'de ben mesela o olaydan sonra ben de dikkatsizdim. Ben de bir Türk olduğum için Orta Doğu'lu kafayla. Sonra dikkat ettim. Abi hakikaten bizim esnafların çoğu girdim birkaç dersine kolonlar kesilmiş. Beyler siz çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Ben hayır, siz, senin siz aynı, olayım, sizler jeolog gibi konuşuyorsunuz. Söylersin. Siz jeolog gibi varım. Konuşuyorsunuz. Ben kriminolog gibi konuşuyorum. Sen hocam Eşref Bitlis'i kim öldürdüyse. Türkiye'nin program. Türkiye'nin bir şey kardeş. Eşref bildir Eşref Bitlis'i. Abdullah Çiftçi'yle. Hangi üç takıl öldürdüyse Özal'ı hangi üç takıl önce öldürmeye kalkıp yaralı sonra zehirlemişse bu depremde de yapay olarak onların katkısı var kardeşim. Saygı duyuyorum hocam bak ben sana tamam, itiraz şimdi etmedim. Şimdi sevgili seyirciler bir kez kendi daha söylüyorum. Söylüyor. Ümraniye Belediye Başkanı Abdullah Sayın Çiftçi. İsmet yani Yıldırım. Benim komşumdur İsmet Bey. Beyefendiye çok teşekkür ederiz. Bütün bu toplar söylüyor biz bugün yer aradık Sinan abi. Abdülkerim abi nerede? Bu topları çocuklara göndereceğiz de nereye gönderelim dedik. Hani İstanbul'da bir yerde toplamamız lazım bunları. Hemen dedi sağ olsun yeni bir koordinasyon merkezleri varmış. Sağ olsun bize dediler ki kapılarımız sonuna kadar size açık. Bütün topları kulüpler buraya da gönderebilir. Herkes buraya gönderebilir.
Topumuz deprem bölgesine gidiyor. Askerlerimiz orada, polislerimiz orada. Çocuklarımız da sürekli top oynuyorlar. İlk topta Sayın Ahmet Nur Çebi'den geldi. Teşekkür ederiz bugünkü maçın. Sevgili başkanımıza teşekkür ederiz top. Top falan bunlar ucuz, küçük işler. Ufak. Ama çok istiyorlar. Tabii, pedagoglar da söylüyor. Yarın hemen 1000 tane ben kendim yollayayım. Önemli değil o top, yollanır. Oraya ne lazım biliyor musun? Dün akşam da söyledim. Oraya büyük firmalara söylüyorum cep telefonu. Çocuklara iPad çalışmaları ama için. Ama şey yok ya. Ha? İnternet yok ya. Kuracaklar, şu an hiç o ile yok mu? Gidecek oraya Turkcell'ler, Vodafone'lar ne iş yapar? Çadır aralarında çocuklar hepsi, top oynamak istiyorlarmış. Ertem'ciğim o kolay. Onu da söyleyelim de. Önce bunu bak. Vestel falan yollamış. Ne o? Tablet. Bunlar önemli o çocuklara. Tabii, hepsi tabii, birbirleriyle haklı, iletişimleri. Haklı. İletişimler birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Depremde cep telefonları gitti. Ya. Yani top göçük çok ucuz. Herkes yollar. Türkiye'nin nereden bir bakmış sonra 3 milyon tane top gider bir anda. Ayrı top gider. Top sorun değil. Önemli olan onları yapsınlar. Yani bu büyük firmalar, oradaki en büyük eksiklik o. Birbirleriyle konuşamıyorlar. O çocuklara iPad lazım. Orada ders çalışsınlar. Oradan bir takım baksınlar işte. Birbirleriyle haberleşmesin telefon. Bunların çağrısını yapalım biz daha çok. Top da söyleyelim, bunları da söyle. Büyük firmalara. Ve onları tabii onları da mutlaka söylemek lazım. Muhakkak söylemek lazım. Ya top, tamam top güzel bir şey. Biz futbol programıyız, top yollayalım ayrı bir şey. Tamam güzel. Onda sıkıntı bu gider. Top ne diyorum sana? Beyler dalga mı geçiyorsun? Beni kudurup bakmıyorsunuz. Ulan orada yemeğe, çadıra, ilaca ihtiyaç varken yemişim topu. Ne topuymuş ya? Ya hocam bırak şov yapma Allah aşkına ya. Gözünü seveyim ya. Hocam tamam götür o zaman iki tane çadır. Al o zaman götür hocam. Tövbe tövbe. Oho. Ya deprem yayını bile bu hale sokmayalım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Top da gitsin ama oradaki öncelik. Şu an haklı. Hocam oynamayın ya yapmayın ne olur ya. Hocam Allah'ın severseniz yapmayın ya. Bakın arkadaşlar. Hocam bir şey yapıyoruz yapmayın ya. Ne sakıncası var topun yanında. Yardım yapıyoruz. Bir dakika dur ya. Ne sakıncası var topun yanında. Oraya tablet de gitsin, iPad de gitsin, telefon da yollayalım. Tabii tabii. Söylememize ne sakıncası var. Ya bugün bebek. Hocam devlet çadırı da gönderiyor, ekmeği de gönderiyor, yemeği de gönderiyor. Rahat ol. Gitmek istiyorsan git bak istiyorsan. Bugün Beşiktaş taraftarı değil mi? Oraya oyuncak bebek attılar değil mi? Top evet. Diyorsun da bebek oyuncak evet. Attılar. Evet. Yani bu aslında manevi bir gösteridir. Tabii bu. Ya. Hani biz tabii, sizle tabii, beraberiz tabii. Çocuklarla bravo beraberiz abi, diye. Canım, bu şey. Top da odur yani. Ama bu bir sembolik, gerçeği, abi, sembolik top, bir şeydir tamam. Yani. Top gider. Bugün Türkiye'nin her yerine zaten yardımsever birbirlerine bağlı bir ülkeyiz biz insanlarız. O konuda iyiyiz evet. Top gider abi. Biz bu konuda bilim bıçak kemiğe dayandığı zaman biz anında de ne olur? Şey oluyor ne oluyor ne o darbe herkes sokağa çıktı baktığın zaman doğru, yani biz böyle bir ülkeyiz ayrı ama ben diyorum ki acil olarak bildiğim için oraya giden arkadaş buraya cep telefonları tabletler iPad bu tip şeyler gidecek sonra kursun ne o bir sürü telefon şey ne o firmalar var ya kuracaklar oraya ne o Wi-Fi midir ne atacaklar oraya hepsini. Onu yapmalar lazım onlarla doğru. Önemli İnternetsiz abi olmaları fiber, fiber. İlaçla gider fiber neyse anlamıyor. İlaçta hepsi var. Hepsi kuruluyordur zaman ya zaman. Hocam bu iş 11 ilde oldu. 2 tane il değil. Bu kadar bir basit değil. Çok büyük bir coğrafya. Evet, Almanya evet. Kadar bir yerde düşünebiliyor musun? Almanya yani? Kadar bir yer değil. Almanya kadar ya, hocam değil, ya. Coğrafyalık Almanya kadar değil, hocam. Ya, hayatım yapmayın. Ben coğrafya uzmanıyım. Almanya değil de ne diyelim? 300 metrelik bir hat çiz. Nasıl yani ya? O şey sağında gibi, solunda doğrusunda baksın. Polonya kadar var. Almanya ne kadar ki? Almanya büyük abi. Yok, Almanya bayağı o. Almanya. Neyse tamam. Almanya 80 milyon insan ya Almanya'da. Almanya küçük değil. Fazla. Bir yer olarak. Yüz ölçüm olarak Polonya kadar bir yer değil. Hayır o da değil. Hepsi yanlış. Avusturya. Avusturya küçük. Avusturya'yı ters çevirirsen o kadar. Avusturya böyledir. Avusturya küçük. Portekiz kadar bir yer. Portekiz de değil. Portekiz ya, neyse büyük bir yer. Hocam burada neyse çok önemli değil. Coğrafya evet, tarih dersine şimdi. Gerek yok. Söyle hocam sen ne istiyorsan. Şimdi o gemiler niye orada duruyor? Vallahi onu bana. Ya, Sinan, ben 20 gündür. Bütün kararlar. Ya niye bak beni gülüyorsunuz. Ya değil. Hocam yapma hocam. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar küçük zayıf bir devlet değil hocam. Lafı ya, bir tane oraya gemiler gelecek de bizi patlatacaklar. Sinan Ahmet hocam demedim. Ben gemiler patlattı demedim. Hocam bugün bu ülkenin istihbarat örgütleri var. İstihbaratlarımız var bizim. Yani bakmayın ya. Milli istihbarat teşkilatı var. Bir sürü jandarması var. İstihbaratçını da bilmiyorsun. İstihbarat var. Bilmiyoruz. Eylemlerin, istihbarat alınan eylemlerin %80'i izale edilir. Ama %20'sini kaçırırsın. Bu önemli şeyi kaçırdık yani. Bilemediğim bir teknoloji. Aslında Sayın Süleyman Soylu bunu da ağzından kaçırdı. Amerika ellerini bizden çek demekle ne demek? Şeyde dedi onu. Konsolosluklar kapandı. Hayır. Konsolosluklar kapanınca. Yani. Depremden 4 gün önce dedi. Şimdi bu emareleri açık istihbarat emareleri toplarsın.
Ben tekrar söylüyorum. Benim 100 bin insanımın, 50 şu anda official, 50 de enkaz altındaki 100 bin insanımın kanı yerde kalmamış. Sinan Engin'i niye ikna edemiyorsun? O kadar yok. Benim ikna etmek gibi bir düşüncem yok. Ben inanmıyorum. Ben söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Komplo teorisi ya. Şimdi herkes diyor İkiz Kuleleri Araplar patlattı. Yok ya. 5 tane Suudi Arap çocuk yalandan yeri uçuş eğitimi alacaklar bizim Hazerfen Ahmet Çelebi gibi pistte. Yalandan ufak uçakları uçarak koskoca Boeing'i alacak pilotu çekil oradan diyecek. Uçağa şeye çakacak. Bunu da yiyeceğiz biz. Hocam kaç gündür evden çıkmıyorsunuz? Deli muamelesi mi yapıyorsun? Yok ciddi soruyorum. Kaç gündür evden çıkmıyorsunuz? Vallahi ben de çıkmıyorum depremden beri. 21 gündür. Belki bir iki kere. Sabah... Hedefi demişsin. Yani %95-99 evden çıkmıyorsun. Resmen Ahmet Hoca'yı sen tırlatmışsın. 21 gündür evden çıkmıyorsun. Bir iki kere çıktınız. Dün yayınları yaptın. Ertem resmen 21 gündür Ahmet Hoca'yı kafayı yemiş diyorsun. Tabii Ertem'e müsaade edin ya. Allah aşkına yapmayın ya. Rasim buyur izin Ertemciğim. Vermiyor ya. Yani ben hem uslarla mı burada bir şey yapacağım? Buyur sen. Rasim 21 gün boyunca hocam evet. 21 gün boyunca evden çıkmıyorsunuz. Evet. 21 gün boyunca muhtemelen. Evet ne oldu? Kafayı sıyırmış. Arzu diye. Abla sizi konuşturmadı evde. Ve geldiniz içinizi boşaltıyorsunuz burada. Ya da televizyonda. Yo eşime söylüyorum böyle diyor. Hadi ya diyor. Şu programda. Allah'tan olmuş bir şey. Bırak hocam bir şey söyleyeceğim. Ben ciddi diyor. Söylüyorum hocam. Vallahi bak ya Türkiye'nin programında. Ya Osman Başkan'ın sürmanşet programında. Herhangi bir programda vallahi bak orada bunları anlatabilirsiniz. Tamam. Ama biz burada top verelim ya. Arkadaşlar Beşiktaş'ın bugün özellikle 3-5-2 savunmasında hocam göstermiş olduğu onları konuşayım. Hayır hocam bugün Beşiktaş takımı bile 3-5-2 oynamadı yani. Mesela diyorum onu konuşalım. Çocuklar sahaya oyuncak attılar. O kadar futboldan kopmuş. Yani çocuklar ama oyuncak atıldı. Taraftarların yapmış olduğu bugünkü dayanışma manevi olarak oraya atılan yani belki 50 tır falan yani onlar. Hakikaten çok büyük bir gövde gösterisiydi. Hakikaten Beşiktaş taraftarını kutluyorum. Bravo değil bravo. Dün aynı şekilde Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Müthiş bir organizasyon. Harika bir şey. Hakikaten çok tebrik ediyorum ya. Ya biz hakikaten Türk halkı hakikaten çok büyük bir dayanışma içindeyiz. O konularda çok iyiyiz. Birbirimize sallarız ederiz. İnternetten oradan buradan. O konularda çok iyiyiz Sinan abi. Endirekçisi, ortacısı bilmem ama ne. Ama kolon falan. Kesme konusunda rezaletiz. Bir anda bir tavan dışında buluşuruz. Orada doğru. Görüntüler Selahattin Ekrek'lerin. Ama kolon kesme konusunda kolonu yılların, kesiyoruz. Bir daha kesemezler. Ondan sonra da hep beraber bir daha kesemezler. Yılların medya... Artık kesmesinler ya yeter ya. Yılların 99'dan sonra basın emekçisi, medya sorumlusu çok çok önemli bir gazeteci abim Selahattin Ekrek'in. Eğitimli kesiyor, eğitimli de kesiyor. Biz bizzat de kesiyor, çekti, kendisi de kesiyor. Kendi çektiği görüntüler. Ölüyor, herkes ölüyor tabii. Erdemciğim, mücadelene büyük saygı duyuyorum ama Ahmet Çakar'a çok sinirlendin. Sinirlenmedim. Ben sadece çocukları düşünüyorum. Bugün bir kaç şey düşündüm. Kaç top oldu Ertuğrul? Dedim, kaç top oldu? Yani şu ana kadar binin üzerinde top var. Top geldi değil mi? Geliyor, daha da çok geliyor. Ben buradan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kulüplerine seslenmek istiyorum. Topları gönderin lütfen. Birazdan da Sayın Başkan da bir bağlanacak. Televizyonlarda çok kısa. Dün televizyonlarda. Dün televizyon Sinan abi. Kaç kişi teşekkür ediyor. Bir de dediğim gibi iPad, tablet, telefon, cep telefonu falan. Bunları da yollayabiliyorsanız. Yani Murat Başkan güzel güzel oraya AFAD'a kulüpler yalnız. Neler gönderdi ya kulüplerimiz kulüpler Allah acayip neler gönderdi evet, evet. Arsenal falan kaç tır gitti tabii, ya ben o futbolcuları tebrik ediyorum yabancı oyuncuları bak kolileri alıyorlar şey sen Türk devletinden ne istiyorsun şu anda ne talep ediyorsun Türk devletinden ve Türk insanından hocam neyine çok güzel top yemek çadır gıda İlaç. Hepsine saygı duyuyorum. Hocam şey, konu... devlet millet el ele bu iş başka türlü düzelmez. Ben başka bir şey istiyorum. İşte düzelmez. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden şunu talep ediyorum. İbreti alem denen bir ifade vardır. İbreti alem. Tamam. Top yollayın, ilaç yollayın, gıda, çadır hepsini yollayın. Biz de bir yerde deprem yaptık. Allah razı olsun. Ama bu işte. Kolon kesen, çürük şey yapan, bina yapan, ama deniz kumu düştü. Yapan, kumun içinde böyle böyle çakıllar yapan, ahlaksız katil müteahhitler, bunlara imza veren belediye memurları, fen memurları, inşaat kontrolörlerini ibreti alem için yargılayın. Kimsenin şu partiden, bu partiden, tabii. Bak hükümet partisinden de olabilir, muhalefet partisinden, yargılayın ki hiç değilse o bu yaptı, bakın bu toplar moplar giden insanları geri getirmeyecek. Ama ağır bir şekilde yargılamaları yapar, Nürnberg mahkemeleri gibi. Tabii gayri hukuki değil, yalnız altını çiziyorum. İbreti alem için kimse bırak kolunu keserken rezalet düşünsün. Ya.
müebbet alırım diye. Çok ağır ceza. Hocam şu anda bazı şeyler oluyor. Neymiş? Onu söyleyeceğim. Neymiş? Biz biliyorsunuz her şeyi konuşuyoruz, her şeyi anlatıyoruz. Ne oluyor? Ben karışıyor mu ortalık? Ne oluyor? Beşiktaş tribünlerinde biliyorsunuz dün ve bugün Fenerbahçe, bugün de Beşiktaş bir slogan atıldı. Beşiktaş'tan slogan atılırken Kayseri Spor'dan bir açıklama yapıldı. Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız diye. Sonrasında Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak bir açıklama yaptı. Devlet Bey. Adana Demirspor'la ilgili olarak. Şimdi Alanya Spor, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Korendon Alanya Spor Kulübü. Alanya Spor da açıklamayı yaptı. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Beşiktaş devlet kulübünden ayrılmış. El ele efendim. Devlet Bahçeli şu an açıklama yapmışlar. İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi adına Beşiktaş'a Devlet Bahçeli Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmıştır. Evet. Yeni gelişme. Çok ilginç. Onu söyleyelim. Evet, yeni. Altını çizerek belirtelim. Tabii bizi de okuyayım mı? Benim, yok yok yok. Hayır, ne hayır. Yapayım, neyse. Yani hayır, bizi yani benim ne olursa yeni gün yeni bu ben, abicim, üyelikten ayrılmış. Ben futbolun içinde kalmak istiyorum. Biz yeşil sahada kalmak istiyoruz. Benim işim gücüm futbol. Sen abi diyor ki telefon gönderin. Gönderin ya. Telefon gönderin. Bakın Ali Başkan ne güzel. Arçelik'ten neler gönderiyormuş. Hiç söylemiyor bile. Neler göndermiş. Beyaz eşya oraya işte çamaşır makineleri gönderiyormuş. Buzdolapları gönderiyormuş. Erdem Bey kaç gündür orada. Futbol topu. Ya acımız var. Acılarımız var. Ne olur acılarımız kutuplaşmasın. En güzeli futbol topu. Güzel çocuklarımıza futbol artık. Gönderelim. Futbol topu gönderelim. Voleybol topu gönderelim kızlarımıza. Kız yavru çocuklarımıza. Güzel yavrularımıza. Çadırların arasında şu anda bizi izleyenler varmış. Bana öyle mesajlar geliyor ki. Bakın Ankara'dan iş adamı Orçun Apay ve Selçuk Demir beyefendiler dediler ki biz güzel adet gönderiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız orada şu anda bizi izliyor. Gözde Kirişçi olan efendi ve çok kıymetli eşine, değerli eşine çok çok selamlar. Kendisinin çok 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 özel bir ismi. Yani sağ kolu Gözde Hanım, Sağlık Bakanlığı'nın çok özel bir ismidir. Her zaman da destek olur bütün herkese. Taraflı tarafsız, siyaset yapmadan. Sayın Bakan da her zaman meydanlarda öyledir. 21 gündür de orada, onu belirtelim. Saç sakal birbirine girmiş hepsinin. Burada hepsine saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Sevgili seyirciler, ne yazmışlar? Evet, Gözde Kirişçioğlu'nun eşi, iş adamı, dostumuz Orçun Apay 100 topun yanı sıra 50 tane de tablet gönderiyor Sinan abi. Sağlık Bakanımız topu yolla, tablet söyleyin yani. Basın telefon yollayın, şey söyleyin. Sinan, yani gücü olan yani yapılan iyilikler söylenmez. Gönderebiliyorsanız orada AFAD'ın orada şubelerine yollayın. iPad. Bakın iPad, cep telefonu, tablet. Bu küçük çocuklarımız için. Orada en azından oynarlar. Bir de büyük güzel. Bu şeyciler ne o? Sizin Turkcell diyoruz, Vodafone falan. Bunlar evet. İsim verelim. Türk yok. Telekom, Turkcell. Vodafone. Kurun oraya abicim Vodafone. Oraya koyun fiber mi? Onları kurun. Yani bu çocuklar yani başka aynen tamam. Öyle. Çünkü bakıyorsun çocuk baba ölmüş, anne ölmüş, abla herkes ölmüş. Yani öyle insanlarını kaybetmiş tek başına. Yani bir şeylerle oyalanır, şeyler yaparlar orada. Kız çocuğu top oynamayacak yani orada. Ya onun için. Sinan ya abi bunları, sen konuştukça bunları, geliyor. Gözde Kirişçioğlu hanımefendinin eşi, iş adamı Orçun Apay 100 topun yanı sıra 50 tane tablet kesin dedik ya. 50 adet tekerlekli bize. Sandalye. Görelim onları. 20 adet akülü sandalye. Sonsuz teşekkürler lütfen. İşte bunları, bu artsın. Bu sadece değil. Artıyor aynen. Şu anda da. Onu topu da yollayalım değerten. Top da gidiyor. Top da gidiyor. Beşiktaş Antalya Spor. Şimdi samimi olduğumuz başarı. Kulüp başkanları arkadaşlarımız zengin. Murat Sancağı, Murat Özkaya bir takım. Murat Özkaya başkan gönderiyor. Biner tane yollarlar ayrı. Tabii. Dediğim gibi daha önemli. Sezgin abi, Devrim abi bir arar mısınız çadır, başkanları? Çadır falan bunlar ayrıca. Tablet, bağlanarak tablet değil ama yani onlar lazım. Yazdırsınlar. Tablet. Ama en önemlisi tablet. Söylediğim şeyler. Çocuklarımız için bunlar çok önemli Ertemciğim. Aynen öyle. Evet. Ümraniye Başkanımızı bir bağlar mısınız? Ama arkadaşlar, Sayın Başkan İsmet Başkan. İsmet Yıldırım Beyefendi'yi bağlayın arkadaşlar. Benim komşumdur. Kaç top yolluyor? Bilmiyorum. Ona da soracağız. Ona da soracağız. Tablet, bak tablet, o koordinasyon merkezini açtı. Belki de tırla. Sadece top tırlarla, olmayabilir ama değil mi? Tırlarla göndereceğiz. Tabii ki. Tabii ki tırlarla da göndereceğiz. Yani Sayın Başkan bütün yani elini değil gövdesini koydu. Artık bu lafı da kullanamıyorum taşın altına koydu diye. Herkes koydu. Hani, herkes elini kolunu yani koydu. Yani evet. Yani işte taşın ama altına koydu falan demek istemiyorum artık böyle. Yani taşın altında bir şey görmek istemiyorum artık. Yani neyi konuşacağız? Yani futbolun neresini konuşalım? Nesini beğenmedim konuşalım? Beğenmedim ben takımları beğenmedim. Yani Beşiktaş'ı da beğenmedim. Fenerbahçe'yi de beğenmedim dün.
Hiç, ama bak bu futbolculara kızamayız. Bu futbolcuları şu an eleştiremeyiz. Çünkü aynı nasıl bizler nasıl mutsuzluğu yaşıyorsak herkes gibi o çocuklar da yaşıyorlar. Yani bir, özellikle yabancılar memleketlerinden gelmişler. İstanbul'da deprem olacak diye duyuyorlar. Acaba ben burada ölür müyüm diyor. Tabii, yani tabii, ben burada tabii. Benim başıma bir şey gelebilir. Ailemin başına bir şey gelebilir mi? Çoğunun hanımları hadi buradan başka ülkeye gidelim diyorlardır. Eyvah. Yabancılar özellikle. Tabii, yabancı. Bunlar var onun için. Ya bu futbolcuları biz nereye kadar eleştirebiliriz? Ha, belki birkaç hafta sonra belki biraz daha yani değiştir kafa yapımız evet. Ama onun için yani Ertem ama takımlar iyi hazırlanmamış, takımlar iyi değil. Hiç de anormal değil. Sinan abi, Sayın İsmet Yıldırım telefon attığımızda. Ümraniye Belediye Başkanımız. Sayın Başkanım, iyi geceler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hayırlı geceler Ertan Bey. Rakip Taşı Başkanı. Çok teşekkürler. Evet, hayırlı geceler diliyorum. Çok sağ olun. Konuklara da teşekkür ediyoruz. Bir 5 dakikadır ben açtım, dinliyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Çakar Bey de bizim komşumuz olur. Doğru. Yan yanayız. 50 metre. Çok selam söylüyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun evet, Sayın Başkanım. Rasim Bey tanırız. Tabii tabii. Ben de Kiptaş Başkanlığından evet. Tanırım. Eyvallah Başkanım. Abdülkerim Bey de onun herhalde. Evet, evet. Sayın Başkanım, evet. Öncelikli olarak bizleri hoş kırmadınız. Bir kere şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin çok önemli gazetecilerinden, televizyon gazetecisi. Benim çok kıymetli, değerli abim Özkan Tamirak, TV100'ün özel haberler müdürü. O da bu işin içinde bizlere destek veriyor sonuna kadar. Gizli kahramanlardan her yerde eyvallah. Olduğu gibi. Bir kere ekibinize çok teşekkür ederim. Zeki Başkanımıza, Ayşe Hanım Efendi'ye yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkanım, evet. Ümraniye'nin kapılarını bize açtınız. Biz bir top gönderiyoruz. Toplar, futbol topları, voleybol topları, basketbol topları ama bunu İstanbul'da depolayacak yerimiz yok. Siz bize bu konuda... Dediniz ki gelin bizim kapılarımız açık ama onun öncesinde mutlaka depremle ilgili söyleyecekleriniz vardır. Mutlaka o bölgeye sesleneceksiniz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan? Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii deprem olalı 17-18 gün oldu. Tabii depremi burada değil de orada yaşayarak hissederek ve de... Alo? Evet evet Sayın Başkanım. Ha, sizi kesmeden dinliyoruz. Buyurun. Zannettim. Yok buyurun başkanım. Tabii depremi orada yaşayarak yaşamış insanları yerinde ziyaret ederek görmenin... Burada televizyonlardan seyretmekten çok farklı olduğunu takdir edersiniz hepiniz. Ben depremin hemen birinci günü gecesi gittim oraya. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlar da zaten bakanlarımız orada. Cumhurbaşkanımız da 3 kere bütün illeri ve ilçeleri gezdiler. Yani yerinde bizzat tespitler yaptılar. Tabii bu bir depremden ziyade... Bir felaket olarak adlandırılabilir. Yani 100 yılın belki 200 yılın felaketi olarak adlandırılabilir. Onun için ihtiyaçlar yani bir eşyanın hiçbir değerinin olmadığı yani evindeki en önemli eşyaların hiçbir değerinin olmadığını bu depremde görmüş olduk. Yani Hatay'dan, Adana'dan, Osmaniye'den tutun ta Adıyaman'a kadar hatta Elazığ'a kadar hepsi böyle. Bütün devletimiz orada. Yani valilerimiz, kaymakamlarımız, işte bakanlarımız, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, STK'larımız ve gönlü bütün gençlerimiz orada. Yani Ümraniye'de bu işte Z kuşağı diyen gençler, Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz görseniz bizim Afet Koordinasyon Merkezi çok güzel bir merkez. Orada böyle 24 saat 7 gün nasıl çalıştılar bir biz biliyoruz. Bir de kayıtlarda var tabii. Onların hepsini tebrik ediyorum. Gençleri onun için çok seviyorum. Sağ olun. Sayın. Bütün millet hakikaten seferber oldu. Ama böyle bu tür depremlerde, afetlerde yani böyle siyasi mülazalarla bir takım şeyleri, yanlış şeyleri yapmak ufak tefek şeyler de olsa bunlar yanlış diye düşünüyorum. Yani şimdi bir Beşiktaşlı olarak, bir Fenerbahçeli olarak sevebilirsiniz. Zaten takımlarımızın hepsi değerli bütün takımlarımızın, büyük takımlarımızın şeyi ama çıkıp da oradan böyle bağırarak hükümet istifa bu işler böyle lafla olmuyor yani. Yerinde gidip inceleyince insan partisini unutur, Beşiktaş'ını unutur. Anlatabiliyor muyum? Yani gönüller hep beraber olur burada. Ben onları yani bütün Beşiktaşlara bunu atfetmemekte lazım. Ben de bir aslen Beşiktaşlıyım. Ama orada yapılanlar doğru olmadığını siz de zaten söylediniz Ertem Bey. Burada yaralar sarılıyor. Şu anda en önemli ihtiyaç bir an evvel
konutların tamamlanması. Yani geçici konutların tamamlanması. Bunlar da bizzat yapılıyor bütün kesimler tarafından. Belediyelerimiz, AFAD, efendim, bakanlıklarımız hepsi oradalar. Yani görseniz devlet orada. İlk gittiğim günden sonra her hafta gittim. 6 gün oralardaydım. Şu anda görseniz yani her şey kontrol altında. Sayın Başkanım çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu anda bana bölgeden mesajlar geliyor. Sayın Başkan çocuklara kaç top gönderiyor Ümrani olarak diye. İhtiyaçlar ne kadarsa göndeririz yani. Kaç topu 1000 göndeririz, 2000, 3000 o önemli değil. Kaç tane başkanım? Siz söyleyin başkanım. 3000 göndeririz. 3000 top gönderiyor abi, musunuz başkanım? Yani İnan Bey'in dediği gibi topu göndermek mesele değil. Bakın biz orada 500 kentlik güzel bir yaşam merkezi yapıyoruz. O yaşam merkezinde çocukların her şeye ihtiyacı var. Oyun gruplarına ihtiyacı var, oyuncaklara ihtiyacı var. Onları rehabilite etmek için oralara psikiyatristler gönderdik. Yani belediyeler olarak, Sağlık Bakanlığı olarak her şeye ihtiyaç var. Sadece şudur ihtiyaç değil. Topu göndermek çok güzel biliyor musunuz? Çünkü çocukların orada oynayacak. Tabii. Onları efendim bu depremin sıkıntısından çünkü yaşamış orada. O da yaşayan bilir bunu yani. Ben mesela 6.4 depremde şeydeydim. Bölgedeydim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Orada evet, yaşadık onu. Ama yani orada yaşanınca güzel oluyor. Yaşanınca oranın şeyini anlıyorsunuz. O duygusunu, hissini, sıkıntısını. Ondan sonra onu realite etmek lazım. Çocuklarımızı. Bu top belki mali değeri çok önemli değil ama orada gönülleri fethedeceğiz. Çocukların psikolojilerini düzelteceğiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Ertan Bey. Sayın Başkanım. Onun için evet. Çok affınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın. Ben bugün bölgeyle oradaki yani isim vermeyeyim şimdi ama bakanlıktan orada pedagoglar var biliyorsunuz çok devletimiz tabii, orada elini taşın altına değil gövdesini koydu böyle. Diyorlar ki pedagogları ısrarla diyorlar ki çocuklara top. Sinan abi biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Cep telefonları, tabletler. Tebrik ediyorum. Bu çalışmanızı tebrik ediyorum. Çok takdire şayan bir çalışma. Evet. Onun için hani tabii ki sizin hani başkaları mutlaka gönderiyor ama şu futbol topu ve voleybol toplarıyla o kadar mutlu oluyorlar ki. Ama tabii ki sizin de ben biliyorum gönlünüzün ne kadar açık ve zengin olduğunuzu biliyorum. Gönül zengini bir insansınız. Şu anda bana sürekli bakın, de yazıyorlar. Bakın Ertan Bey sözünüzü kesiyorum. 500 konteyner kent 500 daha hazırlık yapıyoruz. Sayın Başkanım 165 personel, temizlik personel 5000, evet, 500 ailelik 3000 kişinin yaşayabileceği konteynerler, aşevi. Evet. Anaokulu, eğitim alanları. Yani tabii 10-12 bin, 15 bin yemek çıkarıyoruz günde. Ümraniye, bunların hepsi yapılıyor. Ümraniye'yi ben... Belediyemiz çalışıyor. Her bakanlığımız çalışıyor. Bütün valiler, kaymakamlar orada görevlendirilmiş. Mesela deprem konutlarında yeni yapılan konteyner konutlarda konteynerlere kim yerleştirilecek? Bir vali sorumlu. Konteynerler nasıl olacak? Bir vali sorumlu. İçi nasıl döşenecek? Bir kaymakam sorumlu. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Herkese bir program verilmiş. Yani devlet A'dan Z'ye en iyi şekilde orada organize olmuş vaziyette. Ve insanımız da yani oraya gidip görmek lazım. Ertan Bey gördünüz mü bilmiyorum. Evet evet. Ben. Siz gittiniz mi? 21 gün. Evet gittim Sayın Başkan. Sayın tamam. Başkanım. Gittiniz de biliyorsunuz o zaman. Tamam. O zaman oradaki arkadaşların da gitmesini... Ahmet Bey komşumuzu getiririz isterseniz Sinan Bey'i. Bizim gideriz Sayın Başkan. Gidelim. Tamam. Gidelim. Muhakkak tamam, Sayın Başkanım. Rasim Bey, Abdülkerim Bey. Sayın Başkanım topları ben götüreceğim. Topları tamam. Bir daha ben götüreceğim zaten. Onun için çarşamba günü hani oraya tamam. Ümraniye'ye gelip çarşamba gününe kadar zaten tamam. Bu topları toplayacağız. Oradan tamam. Biz beyaz futbol ekibi olarak arkadaşlarımla beraber tamam. Bölgeye gideceğiz. Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya... O bölgede Osmaniye futbol toplarını, voleybol toplarını... 11 vilayetimize dağıtırız. Evet başkanım, evet Sayın evet, Başkanım. Bu arada Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve ekibine yürekten teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Gerçekten acayip dedim ya biraz önce saç sakal birbirine girmiş hepsinin diye yani, böyle. Tüm bakanlarımız yani, öyle. Bütün bakanlarımız öyle, tabii ki. İçişleri Bakanımız öyle. Aynen yani, muhakkak. Adil Bey öyle yani Mehmet Bey öyle. Ne kadar bakanımız varsa olsa Dışişleri Bakanımız. Tabii ki. Görseniz orası hakikaten
çok güzel bir organizasyonu var. Yani hiç 99 depremine falan benzemiyor. Biz 99 depreminde de buradaydık yani. Anlatabiliyor muyum? Evet yani Sayın Başkan. Kiptaş Genel Müdürü'yken 99 depreminde de orada faaliyette bulunduk. Ama devlet afatıyla ve bütün ekipleriyle, tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim başkanlığında çok iyi bir organizasyon var. Ben Türkiye'nin başı sağ olsun. 45 bine yakın şu ana kadar rahmeti rahmana kavuşmuş insanlarımızın şeyleri var. Şehitleri var. Hepimizin şehitleri var. Onların hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, sıhhat, afet diliyorum. İnşallah Mevlam bir daha böyle kötü afetlerden bizi korusun. Bir daha böyle şeylerle yaşamayalım inşallah. Türkiye'miz İnşallah. Olarak. Dünyadaki bütün insanlık olarak söylüyorum. Sayın Başkanım, bu arada Tarık Aksak Başkan, Ümraniye Spor Kulüp Başkanı saygılarını, evet, selamlarını iletiyor. Tüm yorumcularımıza, seyircilerimize ve sizlere. Kulüp olarak ben ve yöneticilerimiz de bölge için hem forma hem de top gönderiyoruz. Kaç tane olur bilemem ama biz de varız diyor. Ümraniye Spor Kulübü'ne sonsuz teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, 3000 size, evet, Ümraniye Belediyesi'ne 3000 dedik, çocuklar sevinmeye başladı. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok değerli bir program. Çok sağ olun. Bu programda böyle bir katkı yapmanız o bölgeye çok değerli. Çok sağ olun Sayın Başkan. Bu boyutunu düşünmeyin. Çocukların psikolojilerinin düzelmesi yönünde çok önemli bir şey yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun Sayın Başkanım. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Hayırlı geceler diyorum. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Var olun. Bu arada Sayın Bakanımız da çok teşekkür ediyor. Sayın Fahrettin Koca da şu anda bölgede tüm izleyicilerimize selamlarını iletiyor. Ülkemizin sevilen iş insanı Cihangir Taç Yıldız. Sinan abi. 222 tablet. Senin için. Allah razı olsun. 222 tablet. Her bir yorumcumuz adına 111, toplam 444 futbol topu. Abi. 5 kişi. 5. 555 yani. Cevdet abi. Ertem 555 futbol topu. Ertem toplam canım. 777 hediye gönderiyor. Cihangir Taç Yıldız beyefendi. Ertemciğim, başımızın tacısınız. Cihangir Bey kardeşimiz, Allah razı olsun. Tabii peki bu nereye yollanacak ve bunları yani dağıtılmak üzere yani... Ümraniye Koordinasyon Merkezi. Ümraniye'ye biz götüreceğiz. Ama mesela Mersin'de çok güzel. Yani Cevdet abiler belki o deprem bölgesine gönderecek. Afat bölge, Afat. Afat'a tabii, Afat'a. Ama dediğin gibi bu sevgili Afatçılara söylemekten bunları hemen, abi bak bazı şeyler geliyor. Arkadaşlar bazı şeyler geliyor. Oraya giden arkadaşlar hemen o şeye koyuluyor. Orada depolara falan koyuluyor duruyor. Hayır, bazı şeyleri koymayın. Bu tip şeyleri koymayın. Direkt verin. Mesela bazı bozuluyor, bazı şeyler bozuluyor, çürüyor, eşyalar yere atılıyor. Giyimle ilgili iş bitti zaten. Giyimle ilgili çok var, dolu orada. Ama dediğin gibi bunları kullanılsın orada. Kenarlara koyulmasın, saklanmasın yani bir yerde tutulmasın, anladın mı Ertem'ciğim? Evet. Yani bu sürette yollansın çabucak ve ulaştırılsın çocuklara. Çok acayip, hiç ummadığım telefonlar geliyor şu anda. Acayip şeyler geliyor. Yani... İnanılmaz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki şu anda bir dakika. Gemin çok özür dilerim. 222 tablet, 555 futbol topu. Sinan abi sen ne diyorsan herkes senin altına imza atıyor. Allah razı olsun. Abdülkerim abi, Fenerbahçelilerden çok büyük destek var. Futbol topu gönderiyoruz Abdülkerim abi. Peki bir şey söyleyeceğim sana hocam. Bu NATO falan, Amerika, bu Kuzey Kore, İran'a falan niye böyle bir şeyler yapmıyor böyle? O tiki Rusyalara falan. Bu deprem falan. Suriye'de de oldu bize. Yani, Suriye'de oldu. Ya. Suriye ayrı. Onlara falan olmadı, niye doğru mesela? Niye bizi seçtiler hocam? Neden Kuzey Kore'ye yaptık bunları? Ben burada kesiyorum. İstiyorsan sana burada söyleyemeyeceğim bazı detayları içeride reklam arasında söylerim. Tamam. Ben inanmıyorum. Bu teoriye inanmam söz konusu değil hocam. Bir şey diyemem. Ben ya bu bir kamera şakası falan yaptım. Yani şunu demek istiyorsun. Gemiler kamera geliyor. Şakası. Gemiler geliyor. Konsolosluklar kapanıyor. Efendim gemi geliyor. Dolmabahçe'de sancak açıyor. Büyük Amerikan bayrağı arkasında. Kasımpaşa deprem oluyor. Hocam bu kadar basit mi ya? Kağıthane'de deprem arkasından bu deprem oluyor. Bunlar hepsi tesadüf. Hocam basit mi bu kadar ya? Gelip burada deprem yap, gidiyor ya bir gemi ya. Ya burası şey Muz Cumhuriyeti mi ya? Koca Türkiye burası ya. Sen ne diyorsun? Adam kendi ülkesinde patlattı. İkiz Kuleleri 3000 kişi öldü. Hocam o ayrı bir konu. Nasıl ayrı bir konu? Bu terör saldırısı. Bu öyle değil ya. Terör mü? Bu da terör saldırısı. Hocam bu öyle ya hocam. Bu Allah'ın bir şeyi ya. Yapma hocam. Afet bu ya. Acayip bir şey bu ya. Bu afetten beter bir şey bu yani. Çok kötü aynı. Bu arada bu, Rasim. Bir doğanın bir şeyi bu yani. Ne yerin altındaki efendim? Şeyin ne o?
fayların hareketlenmesi. Bu olağan bir şey bu coğrafyada. Bu biz deprem ülkesiyiz ve bizde bunlar olacak mı? Biz bunu yaşayacağız. Ya binalar bak, sağlam dur, olsa Japonya'da 8 oluyor, 5 kişi bak, vefat ediyor. Rasim, millet devlet el ele diyoruz ya. Bak şimdi, Rasim Ozan Kütahyalı'nın arkadaşıyım Ertem abicim. Levent Akbulut, evet, biz Tuğ Kuruçeşme ailesi olarak 20 top gönderiyoruz demiş. Aynen. Ben dedim ki hayır 30. 10 tane daha aldım. Şimdi 30 tane top gönderiyorlar Levent, sağ olsunlar. Mert çocuk. 30 topta onlardan adresi biliyoruz. Aşağıda sürekli olarak aynen, adresi veriyoruz. Aynen, aynen. Siz gemiye döneceksiniz tekrar galiba. 30 top daha. Tablet de göndersin. Tablet. Levent oraya tablet de ekle. Tablet de ekle. Abi şimdi bunlar teoriler güzel ama İstanbul depremi, Marmara depremi olduğunda minimum insanımızın ölmesini nasıl sağlarız? Bu dakikadan sonra konuşması gereken jeologlar değil. Mustafa Erdik Hoca var. Mustafa Erdik Hoca. O konuda hakikaten o hoca bir numara. Çok klas adam, gerçek bir ilim adamı. O yani inşaat uzmanları konuşması lazım ama gerçek jeolog değil. 8 deprem olsa bile nasıl bunlar ayakta kalır? Bir, yeni yapılar zaten çok iyi yapılmak zorunda. 2, eskilere de bu karbon fiber yöntemi bende umut yarattı. Yani bütün binayı baştan sona fiberle, karbonla kaplayınca işte Maraş'ta, Hatay'da 50 yıllık binalar bile, hatta deniz kumuyla yapılan binalar bile yıkılmadı. Yani şimdi herhalde hem hükümet hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi o konuda artık siyaseti bir tarafa bırakıp uzlaşılması lazım. Hayır, böyle olmaz. Büyük hükümet yani. Böyle olmaz. Onu diyorum. Ha. Yoksa tamam sen teorilerini söyle. Ha, teori değil, İnsanlar böyle olmaz. Ölmesin, bizim derdimiz onu o. Zaten mevcut yönetmeliklerde bir eksiklik yok. Yok da ona uygulamıyorlar. İbret tamam. Alem için müteahhit. Hayır, sonra o kişi hepsi tutuklandı. İbret geldi. Kuruçeşme Tuğ'dan. İbret alemi için. Levent Akbulut 10 tablet. Bunları yazalım arkadaşlar. Hocam yalnız bu konuda şunu da yapmak lazım. Ne? Kolunu kesen vatandaş da yargılanmalı. Bu konuda kim? Devlet sert olsun. Gayet tabii canım. Ve çok yaygın bu. Bak tamam, bu konuda halk dal kavukluğu sen de yapmaman lazım. Ne diyorsun ya? Yani bu kolon kesme konusunda ben milletim. Bir dakika kolon kesken. Ya ne biliyor musun? Taksirle cinayetten yargılıyor. Bravo, bravo. Ha. Taksirle cinayet. Bravo işte Ahmet Çakır. O herhalde 10 sene falandır bilmiyorum. Hukukçular daha iyi bilir. Kim keserse kessin ister otopark için zenginler ister yufkacı için fakirler. Türkiye'de dediğim gibi bu konuda bir millet olarak hastalığımız var. Kabul edeceğiz bunu kardeşim ya. Ve kesin sert önlemler. Bir de abi kentsel dönüşüm evden çıkmıyorum falan evet. Yok. Afet dönüşüm yasasını işleteceksin. Ve sağlam olmayan bina boşaltılacak ya bu kadar basit ya. Ya da işte o yöntem iyi şeyse o karbon fiber hakikaten bir kurtuluş yolu gibi gözüktü bana. O yapılabilecekse o yapılacak. Bu kadar başka çare yok. Yoksa bu deprem olduğu an kaç kişi öleceği belli değil. Yani bunu engellenmesi gereken şey şu an bu. Enes Özdemir. Yoksa benim... jeoloji olarak bir şey olacak Enes... belli. Bakın bir şey söyleyeceğim. Deprem olacak. Pardon Ertan'cığım. Buyurun Sinan abi. Peki 20-25 gün önce. Bu deprem çığırtkanlığına falan yapılıyor muydu bu Maraş depremi olmadan önce orada televizyonlarda? Orada haklısın. Orada haklısın. İşte o da bilim adamı değil. Bilim adamı orada haklısın. Hiç televizyonlarda haklısın, tamamıyla bravo. Siyaset seçim olacak mı? Sen aday kim? Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Öteki mi aday ya olacak? Ya bunlar Sinan abi. Hep bunlar. Bu deprem olduktan sonra bu konuşmalar başladı? Uyardım diyen bütün de var. Şimdi bakın bizde ne olursa bunlar sıcak. Bilim adamı değil. Hemen film adamı bunlar. Çıkıyor. Film adamı. Terör osadlığı soruyor. Terör uzmanları çıkıyor. Değil mi? Bakıyorsun. Bir şey magazinsel oluyor. Magazinciler çıkıyor. Onlar konuşmaya bakıyor. Aynen. Siyasi onlar hep var zaten bakıyorsun. Şimdi depremci babalar var şimdi. Onları dinliyoruz. Peki yani bu şeyden evvel niye çıkıp hiç kimse bu kadar bağırmadı çağırmadılar ya? Bir tane bir Japon bir adam vardı. Evet. Adamın evet. Bir konuşmasını adam duydum ben. Adam, aynen. Adam konuşmuş şahane. Evet olacak burada pay. O da ciddiye alınmamış. Ha. Yani her ilde olacak diyenler de konuşmasın. 15 gün önce söylemiş adam. Bir ay önce söylemiş adam. Sinan abicim, Sayın Bakanımız şu anda bağlanmayı çok isterdim. Evet. Ama koordinasyon toplantısındayım. Fahrettin Bey mi? Bütün sevgili izleyicilerimizi selamlıyorum. Hangi diyor, bakanımız? Sayın Fahrettin Koca Beyefendi. Çok selamlar. Gözde Kirişçioğlu hanımefendiyle beraber kendisi basın danışmanı sağ kolu hep beraber o bölgedeler. Sayın Bakanımız yoksa yayınımıza bağlanacaktı. Ve yaptığımız işin ne kadar çok kıymetli ve değerli olduğunu söylüyor. Sayın Bakanımıza buradan hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Tekrar Sayın Fahrettin Koca'ya. Zafer Şener beyefendi çok sevgili. Hangi Zafer? 143 Zafer. Oğlum 143 değil. 143 tablet istiyoruz. Zafer abiden 143 tablet. Bizi kıracağınız yok. Sinan abi sen söyle. Zafer abicim çok saygılar. Zafer Şener abime çok selamlar. 143 tablet. Bu arada Zafer abiyle beni akraba sanıyorlar. Zafer Şener, Ertem Şener diye. Zafer
Zafer değil. Abinin maddi ama gücünü bilmediği için öyle bir şey yüreğimiz isteyemem. Akraba. Maddi gücünü bilmediği için tablet bayağı pahalı bir şey olduğu için. Ama yani aldığım tablet için illa yüksek markadan alınıyor. Yerli şey milli tabletler var. Bir şey diyemem. Yani ona böyle çok bir şey diyemem. Evet. Hocam çok var. Enes Özdemir. Enes Özdemir ne? Twitter'dan da arkadaşım benim. Normalde de arkadaşım. Evet. 50 futbol topu da o gönderiyor. Enes, sevgili Enes. Helal olsun. Birisine yazdım. Çok önemli. Türkiye'nin çok sevdiği bir isme yazdım. Belki bağlanabilir. Ondan haber bekliyorum eğer müsait olursa. Sevgili seyirciler, bir şöyle üzücü bir ara vermek istiyorum. Üzücü bir ara vermek yine istiyorum. Ne oldu? Sevgili Ziya Şengül abimiz, hepimizin burada, benim de sizin abimizde, Ahmet hocamın da beraber Telegol'de beraber çalıştığımız. Ya. Bugün haberi aldım. Çok çok rahatsızım. Çok çok sevdiğimiz, çok büyük bir abimizdi. Çok şey öğrendim ondan. Yıllarca beraber program yaptık. Adam Ahmet hocamla, adamdı. Sinan abimle beraber çalıştık. Benim sportif direktörümdü. Sportif direktörüydü. Ben futbolcuyken bizim takımın idari menajeriydi, teknik menajeriydi. Arnavut başımızda bir buçuk sene görev yapmıştı. Yani onun döneminde çok Sinan şey baba derdi. Adamdı. Bir şey hazırladık arkadaşlarımız. Sinan abi anlattıktan sonra. Ben dedi Arnavut'um dedi. Arnavut'u dedi öldüreceksin. Yaralı bırakmayacaksın. Çok dedi. İyi. Çok inatçıydı. Yani işte, böyle bir adamdı biliyor musun? Arnavut inatçı. Hocayla falan çok beraber programlar yaptık. Çok mülakacı ama çok sever. Kıyak adamdı. Çok sever. Bir de başına da bir iş gelmişti biliyorsun onun. He? Ömer Topal'a benzetip almışlardı. Ya sonra bir gün dedi ki. Ne oldu anlatma. Çok enteresan. Arabaya bindi, iki tane silahlı adam kaldırdı. Ömer'li Topal. Ömer Topal zannediyorlar. Ömer'li Topal zannediyorlar. Ama benziyor biliyor musun? Aynı zaten. Biraz daha zayıfıydı. Yani Twitter'da şu anda. Biri yani Ömer'li Topal hakikaten benziyor ya. Niye titiyim? Ulusal gemilerden dolayı hocam. Seni gemiyle götüreceklermiş seni şu anda. Ne titiyim ben? Bir Ziya abinin sevgili Ziya abimiz Ziya Şengül. Hocam Ertem Ziya kaptanı. Ziya abimizin. Hocam alabilir. Bir cenaze var. Bekarı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar diyorum. İlbey Şengül benim çok sevgili kardeşim, meslektaşımız. Ziya Şengül büyük adam. Yönetmenimiz de hatırlıyor musun Sinan abi? Telegol'de İlbey Şengül Ziya abinin oğlu. Rahmetli Ziya abi. Rahmetli yakıştıramıyorum o sözü de hiç ya. İlbey'in sağlığı İlbey'in değil mi? Oğlu. Biliyorum, tabii, iyi tabii. Yani sağlığı iyi. İyi tabii tabii tabii. Tabii. Şimdi bir Bey'i bilmez miyim canım? Arkadaşlarımız bir şey hazırladılar. Sevgili Batuhan hazırladı. Bir izleyelim. Ziya Bey'e ilgili. Evet. Bizim onda şeylerimizi koysalardı keşke YouTube'dan bulup. Of bir görelim mi? Turgay Şeren öldüğünde Ebe'nin damı, Ebe'nin damı Ali Sami repliği vardır. Rahmetli Turgay abiyle onu koymuştuk yıllar önce. Ama hocam yapma. Bir izleyelim mi Ziya abi? Sevgili Ziya abimizi, Allah rahmet Ziya hocamızı, o, Ziya kaptanımızı. Ya Ertem, ben bak, bu Ziya abiyi anlatayım. 79 yaşındaymış. Rahmetliyi anlatayım. Biraz hatıralar. Şimdi rahmetliyi anlatayım. Anlatsın abi. Ziya abiyle Telegol programı yapardık. Beraber. Ziya abi Ulus'ta otururdu, ben de orada. Ziya abiyi bırakırdım ben eve bazen. Evet. Ziya abi sen beklerdin bazen Ziya abi. Ziya abi programın biliyorsun kasetini alır. Evet. Programın kasetini alırdı. Tabii. Eski VHS kaset. Tabii. İzlerdi sonra evde. Eve giderdi. Sinancığım ben şimdi eve giderim dedi. İzlerim derdi. Açarım dedi bir tane şeyim elma suyunu dedi. Neyse. Açarım elma suyunu dedi. Sinancığım dedi bütün dedi programı seyrederim dedi. Sabah dedi yatarım dedi. 7'de 8'de yatarım. Öğleden sonra kalkarım. Rahmetli Mehmet Tuna ile buluşurdu işte. Mehmet abi oraya giderdi falan. Böyleydi. Öğlen takıldı. Ben çok gördüm. Çok güzel adamdı yani. Ziya abi hakikaten güzel adamdı. Kıyak adamdı. Ben Ziya sen de biraz hatırlatsana ben, 80'li yıllarda. Ben Ziya abi bir kere önce çok gençliğimde futbolcuyken yani, izledin. Seyrettim. Yani seyrettim. O kadroyu bilirim. 44 doğumlu. Kaleci Datkular, işte tabii, Cemil tabii. Abi, Ziya abi kaptanken ben aynı kuşak, Cemil Turan kuşağı 70'ler. Tabii ben televizyon o zaman İnönü'ye falan gidiyorum maçlara. Evet, evet, evet. Ben seyrettim de çok teknik bir oyuncuydu. Hakikaten büyük futbolcuydu. Sonra ben Fenerbahçe'ye gittiğimde 86 yılı ya yani ben 84-85'te gittim. 84'te transfer oldum. 84'te 86'da benim ikinci senemde Ziya abi'yi takımın şimdiki sportif direktör genel gibi. Takım menajeri yaptı. İşte bizim başımızdaydı. Hani şimdi Abdurrahim Albayrak pozisyonundaydı. Genel kaptan. Şeyde geldi. Genel kaptan. O zaman gördüm. 85-86 sezonunda geldi. Evet 85-86'da. Evet. Hatta İtalya'ya falan böyle Fiorentina'ya Şampiyonlar Ligi maçına falan gitmiştik. Gittiydiniz evet. Kafile başkanımız hep o olurdu. Evet. Çok kibar, çok naif. Böyle şey bir canti baba bir adamdı, insandı. Baba adam, tatlı adamdı. Evet bir de adamdı şey. Yani. Yani sohbet, çok zeki olmasına rağmen aynı zamanda biraz saflığı da vardı. Yani Ziya abiyi kafa kolu almak çok kolaydı. Nüktedandı. Evet. Esprili. Yani böyle temiz adamdı anladın mı? Yani mesela fesat hemen inanırdı bir şeye. Öyle mesela sen tabii çabuk kanar hani anlatabiliyor muyum? O kadar iyi niyetli ki mesela senin onu kandıracağına ihtimal bile vermez. O kadar açık kalpli bir insandı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet bir kere şey hani çok hani gençler hiç bilmez hele.
şu var yani. Büyük futbolcuydu. Ya öyle böyle değil. Yorumculuğunu da bizim kuşak mevkisini bilmeyenler vardır Abdülkerim abi. Bak orta sahanın ortasında oynuyordu. Yani nasıl? Stil nasıl? Orta saha ortası çok teknik bir oyuncudur. Rahmetli Vedat Okyar'a çok benzerdi. Evet. Böyle tintin futbolcular aynen olur biliyor musun? Parmak ucunda. Vedat abi gibi. Evet klas, Vedat abi klas gibiydi. Çok klastı. Sağ sonra ayakla libero'da oynadı. Orta sahanın ortası da oynardı. Çok klas bir oyuncuydu Ziya abi. Sağ zaten 5 tane Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamış. Vay, vay. Fenerbahçe'de çok yapmış. Klastı, yıldız dönemi. Yani futbolcu. Zaten şarkıda da ismi geçiyor ya. Muhteşedir. Ziyalar. Onu Ziya o işte. O sizin maçtaki Ziya. Maçta o Ziya var mı ismi? Yok ya. Maçta var galiba. Ziyalar yok. Yok. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Ziya yok mu? Yok. Yok diye biliyorum Cihatlar, ben. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler. Ama o şarkının içerisinde herkes var. Abdülkerim abiler var, Ziya abiler var. Rahmetli Selçuk abiler. O eski o nesini sipahi dillendirmişti o şey. Emin Can Kurtaran dönemi. Emin Can Kurtaran dönemi. Eski futbolcuların içine bir de zaten onlar idol futbolculardı. Bir de şunu söyleyeyim. Canlar, o dönem defterler. Fenerbahçe'nin habire bir ya şekilde şampiyon oldu. Galatasaray'ın 14 sene olamadığı dönemdir. Tabii. O dönem. Tabii. İşte 74 ile 87. 87. Evet. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da oynadığı dönem. 70. Evet. Şimdi Ziya abimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok klas. 3 saat, 5 saat, 20 saat yetmez. Biz çok yıllarca beraber çalıştık. Tabii benim için çok kıymetli. Allah rahmet eylesin. Ama bizim kuşakta şimdi yani 80'lerin başında doğan, 70'lerin sonunda doğan kuşakta Ziya Şengül'ü Telegol'den o yorumculuktan, yorumculuktan evet, tanır. Evet. Ve o zaman da çok popüler bir yorumcu. Çok yani, çok. Sonra yani son 10 senede belki artık şeydi, sağlığından ötürü çok ekranlara çıkmıyordu. Her şeyin vakti var böyle şey. Zaten Telegol'ü Telegol yapan Ahmet Çakar. O Ziya Şengül, Gökmen Özdenak, Turgay Şeren ve Güntekin Onay, sevgili Güntekin abi sunuyordu. Ondan sonra gelen arkadaşlarımız işte bizler. Biz o ekibin hep mutfağındaydık hocam biliyorsun. Yani ama işte en popüler dönem Güntekin'in sunduğu dönem. 99'dan beri. Teleon'dan beri sevgili Büşah abi, Büşah Gencer. Bayağı bir yıllar geçti işte. O ekibin parçasıydık. O olay. Sonra Sinan abi geldi. Ekip bambaşka grup, bir ruha döndü. Çok ayağı Sinan abi geldi. O grubun fenomeni Serhat Uluören yani. Patron tabii. Yani o yaratıcısı ya, Serhat. Hayır, Büşah Gencer. Ne Serhat abisi, Sinan abi. Büşah Gencer Büşah tamam yaptı ama Telegol'ü. Sonra yani baktığı Serhat zaman abi geldi. Serhat ondan sonra bayrağı yani devraldı yani ama Serhat uçurdu. Serhat daha tabii şeydi yani. Hocam için yapıyorduk o zaman. Açık ara yapıyorduk herkese. Siz işin içindesiniz abi, ben dışarıda bir diyorum şey ya, söyleyeyim. Sen geldikten sonra Ahmet hayır, hoca sen Ziya abi Gökhan abi. Ertem sen de o Ertem de orada. Arkamı hiç unutmuyorum senin o ilk çıkışın. O dönem ben de izleyici olarak söyleyeyim. Efsane bir programdı. Bizim İlkan Dalkuç benim üniversiteden, o da şey ev arkadaşımdı. Şimdi de işte siyaset bilimci. Muhakkak Telegol'ü seyrederdik. Sinan abi de sonra katılmıştı. Hatta Sinan abi ayrılınca ne yapacaksın demişlerdi. Gider Telegol'le yorumcu oluruz demişti. Hiç unutmuyorum. Ama Sinan abi Faik abinin programına gitti. Ahmet Çakar'ın vurulmasıyla beraber o iş bitti. Maalesef ondan sonra da tatsız şeyleri tatsız oldu, toparlayamadı. Evet. Şimdi sevgili seyirciler toplar bir görüntü var. Geliyor mu toplar? Geliyor toplar mu? Geliyor. 2004. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Ali Koç'u, toplar. Sayın Dursun Özbey'i bağlar mısınız? Tabii. Sayın Asıncı Hasan Çavuşoğlu da gönderecekmiş. Aynen. Top, bütün başkanlar bağlanmalı. Diyor. Sayın Başkan bende kalsın diyor rakam. Murat Özkaya toplar. Başkanımız istediğiniz kadar gönderirim diyor. Ya Murat Özkaya top yollamasın ya. Tesisleri gönderir ya. Ya bırak ha Murat top falan yollama ya. Muratçam ya. Yok, iPad gönderiyor. Yolla şey yolla bırak ha pahalı şeyler yolla zenginsin sen ya. Onları yolla Metin bırak Korkmaz, topu ya. Metin Korkmaz hiçbir şey göndermemiş. Ya Adana Demir Spor Başkanı Sayın Murat Sancağı sorarım hemen şimdi. Kaç onları tane top gönderiyorsunuz? Onları top kolay ya. Top direkt olarak. Ya, bir şey onlar sevgili başkan ne dedi demin belediye başkanımız? Toplar çok önemli. Ne dedi? Top 3000 5000 yok değil. Ben söylediklerimi yollasınlar oraya. Esas o. Değil aynen. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi tabii, ne olmuş bu binaya? Bakın. Binaya bakar mısınız tam olarak? Ekrana bakar mısınız? Altyazıyı falan her şeyi alıp. No. Tepeye vinçler çıkmış. Bir binanın yıkılması. Yani böyle yıkıyorlarmış. Kademe kademe. Vinçler tepede ve binayı böyle yıkıyorlar. Tabii burası Türkiye değil herhalde değil mi arkadaşlar? Bu neresi bu? Nasıl bir şey bu ya? Tepeye vinçlerle çıkıyor. Bu nasıl bir cesaret bu? Kim bunu ya? Bir tanesi yazmış. Bana 1 milyar dolar versinler çıkmam demiş. Yapmam bunu. Ben çıkmam gerçekten. 1 milyar dolara çıkıp yapar mısınız bunu? Yaparım niye yapmayayım? Ben 1 milyar dolar yapayım yani öleyim. Ben 1 milyar doları yesin bizimkiler. Yok. Ben size ne yesinler ya? Herkes yesin. Olsun abi 1 milyar dolar. Ertemciğim ayarlı konuşalım. 1 milyar dolar çok şey.
Vallahi güzel. Ben yapamam yani seni. Şey yapamayacağım bir para. Ya sen yok olduktan sonra bana ne 1 milyar dolar. Sen yesin, olmayacaksın arkada hayatımızda. Yesin. Arkada olur kalanlar yesin. Yani tabii mecazi anlamda konuşuyorum. Latif ediyorum da. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir cesaret ya? İnanılmaz adam ya. Adam nasıl bir para kazanıyor? Nasıl bir ekmek parası kazanıyor? Şu vinci kullanan adama bakar mısın ya? Hakikaten ne yürekli adam mısın be? Ya oraya çıkmak. Hocam çıkabilir misin burası sen? Burası neresi peki abi? Burası neresi? Ya Çin ya Japonya'dır. Ne bileyim neresi arkadaşlar? Bir bakar mısın? Emir beni duyabiliyor musunuz? Japonya'da çok daha kuvvetli depremler oluyor. Kimse ölmüyor. Rejiden ses. Ya da çok az kişi. Keşke daha önce baksaydınız. Daha güzel olurdu. Arkadaşlar bakıyorlar şimdi. Çok büyük zevktir. Zevk mi? İlk paraşütle atladığım zamanı hatırlıyorum. 30 sene önce. Niye gülüyorsun Sinan? Sen atlamadın ki paraşütle. Rahmetli Bülent Yavuz atladı. Sen ne zaman atladın? Ben de daha sonra mecbur bekle yaparken. Hocam Fener Şen'in bir karakteri var diye ziyaya ona dönmeye başladı. Sivil paraşüt. Dediler ki çıkıyoruz. Paraşütle atladım. Paraşüt sivildir. Ben askerde atladım. Açık konuşayım mı? Benim babam Kıbrıs'a. Korku, ağır yani. Korkuyla ağır zevkin aynı anda yaşandığı. Bakın ağır korkuyla ağır zevk ve adrenalin aynı anda yaşandığı olayı ben bir tek hayatımda şeyde yaşadım. Paraşüt. Paraşütle atlamadan hemen önce. Nasıl iniyorsun? Hocam ağır korku, ağır zevk. Yani nasıl iniyorsun? Sadomazo bir şey. Nasıl iniyorsun? Aslında bir şey sadomazo. Yiğitliğe. Sen normal pislik insan değil mi? Sürdürmeyecek olsam, karizmam zedelenmeyecek olsam kıvıracaktım. Uçak kalkmış hadi atla dediler. Sonra nasıl zevk aldın? Bir dakika. Karizmayı çizdireceğiz. Ben hatta bir korktum. Açık tabii konuşayım. Tabii canım korkar. Ama sonra çok fakat güvenli olma. Benim kendime göre ikna yöntemlerim vardır. Sağlıklı bir ruh hali. O korkuyla o zevki. Ben de Kıbrıs'ta bir kere paraşüte bindiydim. Yaşamanızı tavsiye ederim. Önce korkup sonra zevk almak. Baba kaç yaşında? Babam 1974'te. Hayır Bülent Yavuz'da. Bülent Yavuz'da. Yani Bülent Yavuz'da. Benim 48'li babam. Allah korusun. 74'te. Bülent Yavuz aynı yılda değil tabii, mi? Aynı 48'li işte ha. Bülent Yavuz'u. Bülent Yavuz tabii şey subay mesela, babam. Allah rahmet eylesin. Baba, Bülent Yavuz baba, anlatırdı. Babam Kayseri, az teğmen. Hocam 10 saniyeni alabilir miyim? 10 saniye. Enes Özdemir dedim ya hocam bak. 150 oldu. 50 top demişti ya Enes Özdemir. Evet. Artı 100 adet daha ekliyorum yüzler görsün diye. Maşallah. Siz de katılın diyor. 150 top. 150 oldu hocam. Tamam maşallah. Peki ben şimdi başka bir şey söyleyeyim. Hocam. Hadi yapalım. Çok önemli bu. Buyurun. Evet hadi. Buyurun. Oranın sosyal yönden, moral yönden kalkınması için kabul eden takımlar Süper Lig'de göreve başlasınlar. Hadi mesela buyurun. Çok enteresan bir, size bir soru soracağım. Hatay ve şey hocam, zaten Süper Lig'de Antep. Size çok enteresan. Malatya'yı da alın. Maraş istersen hayır. Maraş'ı da alın. Biraz 5 dakika futbolu. Urfa'yı istersen Urfa'yı da alın. 5 dakika futbola dönelim. 5 dakika. 2 tane, olsun. 2 tane soru soracağım size. 5 dakika futbola dönelim. Saçma. 2 tane takımımız Hatay ve şey Antep Lig'den çekildi. Bundan sonra kaç takım düşecek? 2 takım. 2 takım mı? Öyle diyorlar. Hayır 4 takım düşecek. Bir dakika bak. Yok abi 2 takım. Bakın tartışma yapıyorum. 4 takım diyorsunuz ve playoff olmalı mıdır? Fikirlerimi söyleyeyim mi? Söyle. Hatay ve Antep'in ligde kenara alınması, hakkı müttesep, sabit haklarının önümüzdeki sene Süper Lig'de kalmasını son derece mantıklı, rahmani ve hakkaniyetli buluyorum. Tabii ki bu sene 4 takım düşecek, 4 takım çıkacak. Seneye Süper Lig 2 takım fazla olacak. Yani 20. Yani şu an 2 takım mı düşecek? 4 takım düşecek. Hatay, Malatya, şey Hatay ile Antep tamam. Kenarda onlar. Onun haricinde 4 tane. 4 takım düşecek. 4 takım aşağıdan çıkacak. 2 de bu Hatay ile Antep gelecek. 2 fazla olacak şu an. Emin misin? Evet eminim. 4 mü 2 mi? Hocam 2 takım düşmeyecek mi? Hayır efendim 4 takım düşecek. Kim demiş 2 takım hocam, düşecek? Hocam 2 takım düşecek. Ben 4 takım düşecek biliyorum. Bence 2 takım hocam, adalet. Hocam 2 takım düşecek. Abocuğum 2 takım adaletli değil. Değil. 2 takım düşmesi bak şeyde adaletli değil. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararın kesinlikle karşısındayım. Aynı şekilde ben de. Tekrar söylüyorum. Sen söylemeden Hatay anladım ve Antep'in ellerinde olmayan nedenlerle lig dışında kalmaları çok tabii doğal hakkaniyetlidir. Lakin hakkaniyetsiz olan bir nokta var. Antep ve Hatay'ın sezonun ilk haftasından depremin gününe kadar ki aldığı puanlar da sıfır olmalı. Aynı şekilde Beşiktaş'ın. Yani bir diğer bir deyimle ben Sayın Ahmet Nurçebi ile aynı düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Çebi'yle yani, aynısı düşünüyorum. Zamanlaması yani, herkese 3'er puan mı ekledi? Zamanlaması. Hayır, Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kazandığı 6 puanın silinmesi gerekir diyor Ahmet Çakal. Zamanlaması Beşiktaş'ın puanının iade edilmesidir. Çünkü oynanmayan maçlara şimdi puan yazılacak. İkinci bak, tekrar söylüyorum. Bakın arkadaşlar, Beşiktaş Kulübü şimdi, bu konusunda haklıdır. Hocam 2 takım düşüyor net. Öyle mi? Evet evet net. Sana iki takım. Aa, bilmiyorum. İki takım. Bilmiyorum. İki takım mı düşüyor? Hocam, iki biraz karmaşık bir problem var.
19 takım yok muydu? 20'ye tamamlanacak. Şimdi takım hocam 3 takım çıkıyor. 23 takım. 2 düşüyor. 2 4 bir fazla oluyor 20 oluyor. Bir karmaşık bir problem var. Şimdi ben bir soru soracağım. Bir daha olay problemi anlat. Yıl 1989 yılı. Sağ ol. Samsunspor Ocak 1989'da veya 90'da. Evet. Bir trafik kazası geçirdi. Yine bu aylardı. Ocak ayı filandı. Malatya deplasmanına geldik. Yani soru şu, hatırlayanlar lütfen bana yazsın. Samsunspor'un sonraki maçları oynanmadı. Ligden çekildi. Gelecek sene şey oldu. Süper Lig'de devam etti. Samsunspor'un sezon başından beri oynadığı maçlarda topladığı puanlar sabit kaldı mı? Ben hatırlamıyorum. Aslında ben o zamanlar hakemdim ama hatırlamıyorum. Ben şöyle hatırlıyorum, eğer yanlış değilse aynı bugünkü gibi karar alındı. Hatırladım. Bundan sonrası, ondan sonra tabii. O kazadan sonra Samsunspor kimle oynarsa oynamadığı bütün maçlarda rakiplerine 3 puan yazıldı. Öncesi? Aynen kabul edildi. Bugünkü sistem ama bu gibi. Ben öyle, değil ki. Hocam ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Bu hakkaniyetli değil ki. Şimdi oynamadığı maçlara mesela puan aynı şekilde verilecek. Bence tamamıyla hiç oynanmamış sayılmalı Antep'le. O zaman şöyle olacak. Galatasaray'ın 6 puanı silinecek. Emir. Fenerbahçe'nin bu iki takımdan aldığı 6 puan. Fener'de 6 puan aldı. Anket yaptı. 6 puanı silinecek. Acil. Beşiktaş bu iki takımdan deplasmanda sadece 1 puan aldı. 1 puan aldı. Evet, Beşiktaş'ın 1 puanı silinecek. Aynen. Yani Beşiktaş lidere, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye 5 puan daha yaklaşacak. Bir dakika ya arkadaşlar, biz diyoruz ki UEFA'nın bir tavsiyesi var. Bana onu okuyabilir misin Ertem'ciğim? Hocam o Şampiyonlar Ligi için yalnız. Bir dakika söyleyin. Hocam Şampiyonlar Ligi için. Bir saniye. Hocam Şampiyonlar Ligi'ndeki uygulama o. Şampiyonlar Ligi yok mu? Şampiyonlar Ligi grup 4 takım. O grupta diyor bir takım. Bir sebep dolayısıyla herhangi bir sebep, işte savaş olur, hastalık olur, kaza olur. Elim bir işte gerekçeli sebepten dolayı olur. Diyor. He. Gerekçeli sebepten dolayı. Eğer maçlara çıkamazsa diyor. O ana kadar o grupta oynadığı bütün maçlar yok hükmündedir. Ama bir dakika, aynı mantık. Şampiyonlar Ligi gibi bir yarışma ise bir lig tavsiyemizdir diyor hocam. Müsaade, olsun anladım. Demiyor. Ben liglere, ben, yerel liglere tavsiye olabilir diyor. Arkadaşlar, bunu örnek alabilirler isterler. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde kural o, kural. Hayır. Kural. Liglere de o kural. Yerel liglere de bizim tavsiyemiz. Bir dakika. Bir dakika. Şampiyonlar Ligi'nde bir takım 4. maçlar oynanırken ülkedeki iş karışıklıktan dolayı veya savaştan dolayı, örneğin geçen sene Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, önceki maçlarda 0 puan sayıyorsan, Şampiyonlar Ligi'de küçücük bir ligse, 4 takımlı bir ligse, Süper Lig'de 18 takımlı bir lig, Hatay ve Antep'in zorunlu olarak çekildikleri için önceden aldıkları puanın da 0 olması lazım. Hepsinin silinmesi lazım. Diğer bir deyimle ben Ahmet Nurçebi beyefendi gibi düşünüyorum. Ben Beşiktaşlı falan değilim. Yani Beşiktaş'ın burada hocam şöyle bir şey olmuştu. Geçen yıl Fenerbahçe EuroLeague'de baskette biliyor musun? Evet. Rus takımlarını almadılar ya Ukrayna'ya savaş açtı diye. Rus takımları, CSKA Moskovalar falan, Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Rus takımlarını yenmişti Fenerbahçe, biliyor musun? Evet. Ne oldu o zaman? Fenerbahçe'nin bütün galibiyetlerini sildiler. Aldığı maçları Fenerbahçe ilk 8'e kalıyordu. İlk 8'e bile kalamadı. Yani o zaman EuroLeague'de basketbol, EuroLeague komitesi benim dediğim gibi davrandı, doğru mu? Evet. Yani önceden diyelim ki CSKA Moskova veya yani Rus takımları Fenerbahçe'yi yenmişse Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe'nin galibiyetlerini yok saydılar. Demek ki Rus takımlarıyla oynanan bütün maçları yok saydılar. Aynı olay hocam. Şu anda benim tezimle, Sinan'ın teziyle, Ahmet Nurçebi'nin teziyle Futbol Federasyonu'nun çok adaletli değil bu yapmış olduğu. Kesinlikle değil. Oynamamış maçlara puan verecek. Futbol Federasyonu ama Beşiktaş kaybetmiş. Ama bence burada hata. Kaybedenlere de puan eklemeli. Şöyle bir şey yapmak lazım. Puan değil kardeşim. Futbol o maçları yok sayacak Rasim. O maçlarda Fenerbahçe 6 puan almış. Fenerbahçe'nin 6 puanını silecek. Galatasaray'ı da silecek. Galatasaray'ın 6 puanını silecek. Beşiktaş bu iki maçtan 1 puan almış. Beşiktaş'ın da 1 puanını silecek. Aynen. İşte Trabzon 3 puan almışsa 3 puanını silecek. Evet. Tamam hocam, tamam da şimdi Galatasaray da diyor ki kardeşim ben iki takımı da çatır çatır yendim. Fenerbahçe diyor ki ben çıktım çatır çatır yendim. Beşiktaş da birine yenildi, birine zar zor berabere kaldı. Tamam. Benim suçum mu bu diyor yani. Şimdi niye ben Beşiktaş 5 puan birdenbire bana yaklaşsın diyor. Bak şunu anlayabilirim. Şimdi anladın mı? Ama ikinci maçlarda ne olacağı belli değil. Belli değil ama burada şöyle bir durum var. Bence burada en büyük hata Futbol Federasyonu yangından mal kaçırır gibi. Çok çabuk kararlı. Daha biten hemen.
Hemen. Her şeyde bu kadar çabuk olsanız keşke. Tabii. Ya bir oturun. Kulüplerle bir toplanın. Değil mi? Bunun bak biz burada tartışıyoruz. Bunlar hiç tartışmadan daha bu Hatay'la Antep çekilir çekilmez ertesi gün bu kararı aldılar. Anlatabiliyor muyum hocam? Ya sıkıntı burada. Bir oturun. Futbol paydaşlarını bir toplayın. Beraber bir araya gelin. Değil mi? Bak aynen. Biz burada ne kadar mesela bak bizim kadar bile tartışmamışlar. Hemen karar aldılar. Hangisi doğru? Hangisi? Yukarı tükürsen bıyık, aşağısı sakal. Şimdi burada Galatasaray'la Fenerbahçe'de der ki niye Beşiktaş durup dururken birdenbire bize 5 puan yaklaşsın? Şimdi Galatasaray mesela kendi sahasında yendi. Tabii Beşiktaş ikisini de deplasmanda oynadı. Evet. Fenerbahçe Fenerbahçe yani. Antep'i deplasmanda yendi. Aynen. Hatay'ı Ankete içeride yendi. Beşiktaş, Galatasaray ikisini de kendi sahasında yendi. Şimdi Beşiktaş ikisinde de deplasmana gitti. Şimdi Beşiktaş deplasmanda yendi. İkinci şey maçlarda sen şimdi Beşiktaş'ın ne malum onları yenmeyecek kendi sahasında. Kendi sahasında yenebilir. Bir daha söyler misiniz Sinan? Beşiktaş şimdi Galatasaray kendi sahasında oynadı. Evet. Fenerbahçe deplasmanda oynadı. Beşiktaş ikisini deplasmanda oynadı. Evet. Şimdi Beşiktaş iki maçı da şimdi kendi sahasında oynayacak. Ne malum onları yenmeyeceği 6 puan. Yani onun için burada şöyle, hiç bu takımları lige başlamamış saymaları ama lazım. Ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de, ya Fenerbahçe bir maç gerçi de Galatasaray 2 deplasmanda Hatay'ı da gidip yenebilir deplasmanda. Ayrı. Antep'i de yenebilir. Yani öyle bakarsan değil mi yenebilir. Bu tuhaf bir şey. Bence çok oturulup konuşulması gereken bir şeydi bu. Yani şimdi oturduğu yerden mesela 6 puan alacak deplasmana gitmeden. Yani Beşiktaş deplasmanda kaybetti. Ya onun için sevgili başkan bu konuda haklı. Ha belki o an çok sıcağı sıcağına bu iş medyaya çıktığı için hala sen puan peşinde misin insanlar yani, ölmüşler falan bugün filan. Zamanlama ya, yanlış. Yani bugün Beşiktaş liderden kaç puan geride? 14 puan geride. Bugün bir puan aldı değil mi Beşiktaş? Evet. 14 puan geride. Eğer dediğin gibi puanlar silinirse 5 puan yaklaşacak ne olacak? 9 puan kalacak arada. Vallahi bugün benim seyrettiğim Beşiktaş 9 değil arada aynen. 3 puan da olsa... Vallahi bu oyunu ya futbol konuşmayla çalışmak hiçbir yere gidemez. Evet, evet. Ahmet hocam çok önemli bir futbol adamı sizin de çok sevdiğiniz bir değerli büyüğümüz diyor ki isminin söylenmesini istemiyor değerli bir yönetici. Kaç bu şartlarda düşmenin kalkması niye hiç konuşulmuyor? Pandemi de oldu. Bu daha büyük bir felaket. Takım sayısı 19, 3 gelecek 22 takım. Seneye 5 düşür diyor. Hocaya olmaz. Söyler misiniz diyor. Hayır kabul etmiyorum. Yani benim çünkü hayır. Bir mutlaka Osman bir dakika. Düşme mi kalksın? Düşme kalksın olur mu canım? Bana göre 4 takım düşmeli ayrıca da. 2 takım değil 4 düşmeli bu sene. 4 düşmeli 3. Seneyi ona göre ayarlayacaksın. Ha tamam. Buna ama o da adaletsizlik olacak. Yani küme düşme tehlikesi yaşamayan takım birdenbire küme düşebilir 4 takım düşerse. Ama yani öteki türlü de şimdi avantajı ne oldu? Niye abi? Belki... Hatay kurtaracaktı, Antep kurtaracaktı. Başkaları düşecekti. Şimdi onlar kurtarmış olacaklar. Tamam, Cenk Tosun yani. Demiş ki ben ismimin verilmesini istemiyorum. Reklam peşinde değiliz. Zaten mi? İçimiz yanıyor. Bugün 4. dakika 17 saniyede de zaten Allah Cenk Tosun gözyaşları. Penaltı kaçar Cenk. Hiç önemli değil. Boş ver. Ne penaltılar kaçtı. Senin yüreğini herkes biliyor. O bölgeye ben de top göndereceğim diyor. Sayısını da vermiyor ama neler aferin. Göndereceğini biliyorum ben. Yollama. Cenk Tosun'a ve ailesine kocaman sevgiler buradan. Yunus Göksu dostum, gazeteci arkadaşım. 50 topta o gönderiyor. Bakayım geliyor sırayla. Evet çok fazla geliyor sağ olsunlar var olsunlar. Süper Lig'de playoff modeline dönülmeli mi diye bir anket yaptım. Bakalım ne çıkacak burada? Ertem'le Twitter adresi. Burada değil, federasyonda yani. Evet yani %20.8. Kulüpler Birliği'nden ne çıkacak? Ben hayır diyorum. Playoff var ya, dünyanın en saçma şeyi ya. Aman. Mümkün değil. O bir sene uygulandı. Zaten Sayın Mehmet Büyükelçi'de sıcak bakmıyormuş zaten. O zaman yani. Galatasaray karşı çıkmış. Bazı kulüpler istiyor, bir tek Galatasaray istemiyor. O 3 Temmuz travmasından sonra. Bir tek Galatasaray istemiyor, bütün kulüpler istiyor. Neyi? Playoff'u. Playoff. Ama çünkü Galatasaray şampiyon olacak. Doğru istiyor. Galatasaray bak. Anlamadınız. Bak bu sene için bir playoff. Bir defa evrensel arkadaşlar. Evrensel hukuk var. O sezon başı konur o. Sezon başı konur. Bravo. Apo abi. İstiyorlar. Ben biliyorum. Ya bak. Sinan abinin gazeteciliği %100 doğru. Yalnız ben hem Abdülkerim Durmaz hem Ahmet Çakar'ı tebrik etmek istiyorum. Bak Galatasaray kulübü 2011-12'de de istemiyordu. Ben de o zaman ilk defa anlatıyorum. Ama bir dakika. Fatih Terim'le aramın iyi olduğu dönem. Ama bir dakika. Hatta hocam hatırlıyorsunuz hocam. Bakın. Osman Gökçe'nin odasında Fatih Terim beni aradı. Kulübe davet etti. Hatırlıyor musun hocam? Rasim. Bir şey bir daha öpüyorum. Ama o dönem Galatasaray haksızdı. Bugün haklı. Rasim bak bir şey söyleyeceğim. Bravo. Bak bu konu
açtığı niye oldu? Bak Türkiye'de 11 senedir bir algı o yapılıyor ve bu algıyı birçok insan bugün basın mensubu adam. Yani futbol var basın yani futbol dedikçe adam. Futbol gazetecisi. Hayır futbol gazetecisi o bile yemiş bu işi. Ne diyor abi? Öyle bir anlatıyorlar ki o playoff'un ilk oynandığı dönem. Evet. Sanki 2010. Lig devam ederken playoff çıkmış gibi. Hayır. En daha lig başlamamıştı. Değil mi hocam? Lig başlamamıştı. Evet. Haziran'da, Temmuz'da, 2011. Sezon Ağustos'ta. Başında dediler ki bu sene playoff var dediler. Bravo. Öyle bir anlatıyorlar ki Galatasaray şampiyon olunca playoff kondu gibi. Ve bunu koca koca allı zallı şeyler, spor yazarları da bir yemiş. Şöyle düzelteyim. Galatasaray. Böyle bir şey yok. Bravo, çok doğru hatırlattı. Şimdi 2011 sezonu 3 Temmuz travması yaşandı. Playoff dendi. Ondan sonra Galatasaray 14. 15. hafta baktı şampiyonluk geliyor. Fatih Terim bu playoff olmaz falan demeye başladı. O zaman ben Galatasaraylı olup bayağı da ağır Fenerbahçe yüklen dönem. Hayır dedim. O sezon olmaz durumda. Hakikaten Fenerbahçe son maça kadar geldi. Tabii ki final oynandı ya. Biraz. Derdi Fenerbahçe şampiyon olacak. Kolaylı maç işte. Ama bu sezon playoff konması ya. 3 hafta önce. 3 hafta önce böyle stüdyodaydık. Playoff saçma olur ya. Nereden nereye ya? 5 Şubat günü. Rahmetli Christian Atsu. Golü attı 90 artı. Ya hocam söyleme dünya ya. Dünya futbol sahalarında hiç görmediğim şekilde bir antrenör, oyuncusunu nasıl bir güçlüyse bizim Volkan Demirel koltuk altlarından kaldırdı. O anda tribünlerde binlerce insanı gördüm suratlarını. Şimdi düşünüyorum. Çoğu yok. Atsu öldü. O seyircilerden yüzde kaç öldü? Belki yarısı. Yani çok hayat çok tuhaf bir şey. Ben gidiyorum artık. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için. Ben de tek bir şey söylemek istiyorum. Futbolla ilgili Ertem. Bu bilim adamları konuşuluyor. Türkiye'de futbol kültürü neyse bilim kültürü de aynı. Şimdi Türkiye'de Kylian Mbappe. Türkiye'de yetişseydi Kylian Mbappe olur muydu? Mbappe bu arada bugün 200. golünü attı. Ortalama bir oyuncu olurdu. 200. golünü attı. Türkiye'de de Cavani bilim adamı. Birlikte Paris Saint Germain tarihinde en çok gol atan futbolcusu. Çok iyi altyapısı olsa bile. Hakikaten çok mesela demin ben Celal Şengör'ün ama Celal Şengör'ün bilimsel altyapısı çok sağlamdır. Ama Türkiye'de oldukça o kültürle beraber ne bilim kalıyor ne bir şey kalıyor. Her türlü grupçuluk, hemşericilik, ahbaplık ve aydınlanmaya da bilime de ihanet ediyorlar. Hepsi 2001'den beri bilimsel makalesi olmayan başka bir hocam adam. Hocam sessiz yayın devam ediyor hocam. Konuşuyor. Yani futbol gibi. İşte Apo abi, Abdülkerim Durmaz eski videolarına bakıyor. Nasıl yetenekli? Avrupa'da olsa bugünkü kariyerinin 50 katı olurdu. Doğru mu Apo abi? Türkiye ortamında salıyor. Aynı bilim adamları da öyle. Futbol kültürü gibi. Bilim olmadan sallaya sallaya çıkıp işte Fatih Altaylı programında şaklabanlık ederek götürüyorlar. Türkiye ortamında futbol neyse bilim de o. Olmuyor. Altyapısı olmayan zaten onları saymıyorum bile adam diye. Ama öbürü de ben o yayında Emrah Safa Gürkan'ı övmüştüm. Tarihçi kardeşimiz. O da baktım şimdi bilimi bıraktı. Ama kızmıyor. Haklı. Yolunda işte o videolar yapıyor. Güzel tarih öğretmenliği yapıyor gençlere. Olmuyor. Bu memlekette bilim adamı olmak isteyen kişi bir yurt dışına gidecek. Ve orada da kalacak. Yoksa Türkiye'de bilim kültürü olmadığından ekranlara çıkanlar da otomatikman bu ortam sebebiyle bilim adamı değil, film adamı oluyor. Çünkü sallasan da bir şey değişmiyor. Adam kendi öğrencisinin eteğini açıp poposunu şaplattığını söylüyor. Başına bir şey. Söyledi adam bunu ya. Bu arada bu Rasim'in kişisel kendi yorumlarıdır. Benim yorumum. Benim yorumum. O programlarda benim de değer verdiğim, kıymet verdiğim isimler vardır. Bu program Beyaz Futbol. Doğru. Şunu söyleyeyim bir müsaade edersen. Hepsini demiyorum ben. Müsaade edersen. Şimdi ertesi gün böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum. Yok niye konuşturdun? Niye şöyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Yok canım. Benim görüşüm abi. O kişi Rasim'in bahsettiği kişi ben mesela çok beğenebilirim. Çok çok sevebilirim. O ayrı mesele. Yani bu programda konuşulan konuların hepsi. Söyledim. Şahısları ilgilendirir onu söyleyeyim. Tabii. Onun için ertesi gün yani kimse, futbolda sıkıntı yaşamaz. Futbolda bir kültür olayıdır. Bilim de bir kültür olayıdır. Futbolda diyorum Kylian Mbappe'yi getir. Lionel Messi'ye 20 yaşından itibaren sadece Türkiye'de oynamak zorundasın dense bugünkü geldiği noktanın 20'de birinde olurdu. Bilim de böyledir. Yani Türkiye'deki üniversite kültürü böyle olunca bu.
Evet. Türkiye'yi aşağılayan adam da işte İlker Ortadoğlu bir adam oldu, ortaya çıkıyor. Onu kapatıyoruz Rasim'ciğim. Evet, çok teşekkür ederim. Abdülkerim abicim var mı eklemek istediğiniz? Yok, yok. Yok. Yani bu herkese, hafta böyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta bizim programımızda yoktu zaten. Hani erteleme maçları, evet, Futbol Federasyonu tarafından kondu. Bu haftaya konulunca. Şey oldu ama. Biz yarın yapıyoruz. Yarın programımız yok mu? Ahmet Hoca açısından güzel oldu yani. İçindekileri döktü. 21 gündür evde bunalıma girmiş. Tabii. Şunu da söyleyeyim Abdülkerim abi. Dedin programımızın sen, başında sen Ahmet Çakar'ın da konuştukları, Ahmet Hoca'nın da konuştukları Ahmet Hoca'yı bağlar. Herhalde kim var, bizim mi olacak? Programla ilgili değil. Ama zaten sen söyleyeyim, biraz 20 gün kaldın, tırlattın demeye getirdin. Bir şey söyleyeceğim. Söyledikleri yok. Gemi gelmiş, bilmem delirdin, ne yapmış. Delirdin demeye yapmış, getirdin. Onu yapmış, bunu yapmış. Ama Ahmet Çakar'ın bu ilginç fikirlerinden ben sosyal medyada binlerce söyleyen görüyorum çok, yani. Tiki oldu bir anda. Öyle. Ama, şu anketi bir daha verir misiniz Serkan, Türkler, benim anketi? Türkler komplo teorisinde biz Türk milleti bayılırız. Ya bizim Türkan Akıncı'nın programları fenomen şimdi, ya. Fenomen yıkılıyor ortalığı. Şimdi, adam diyor uzaylılar Rasim, geldi Brezilya'dan çıktılar. Bu playoff anketine girdiler. Çok katılım varmış şu anda. He. Benim Twitter hesabım Ertem'le. Resmi Twitter hesabım. Herkes söylüyor. Ertem burada İzmir Emniyeti. Şu Ertem'le an Diyaman'da. Twitter resmi hesabım. Lütfen son ankete katılırsanız sevinirim. Erdem, İzmir Emniyet'ten sana mesaj var. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Güray Müdür şu an Adıyaman'da. Güray Müdür'e çok selamlar. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı şu an Adıyaman'dalar. Takviye için gitmişler. Onlara da ben buradan de, selam gönderiyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim. Kahramanmaraş'a Tolga Başkan var. Tolga Bey var. Ne olduğunu söylemeyeyim. Zaten bilen biliyor. Çok aslan gibi yürekli. Türkiye Cumhuriyeti için, bu topraklar için, bu bayrak için. Canından geçmiş, her şeyinden vazgeçmiş, bu ülke için her şeyini ortaya koyan aslan yürekli bir abim, adam var. Bu ülkenin en büyük isimlerinden birisi Tolga abiye buradan kocaman sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çünkü ismini söylüyorum, soyadını söylemiyorum, ne iş yaptığını da söylemiyorum. Çünkü kendisine izin almadım ama hepinizin çok seveceği bir isimdir. Gördüğünüzde gözyaşı dökeceğiniz bir adamdır. Gece gündüz uyumuyor, çoluğunu çocuğunu bıraktı. O bölgede yıllardır oralarda Türkiye için, bu bayrak için çok özel bir isimdir. Lütfen onlara dua edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu isimlerine dua edin. Tolga abime buradan kocaman selamlar. Reyhan ablama da kocaman sevgiler. Reyhan Ali Usta'yı Instagram'da takip edin. Reyhan Hanım'ı, Reyhan Ali Usta'yı takip edin. Abdülkerim abime çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rasim'e teşekkür ederim. Sinan abime, Ahmet Çakar'a teşekkürler. Gittiler ama olsun, onlar hep bizimleler. Anketimiz şu anda %20.8 evet, %79.4 hayır. Ben de hayır dedim bakın. İlk defa ankette yukarıya, evet, böyle fikrimi söyledim. Ertem, ne 6 oldu? Şubat sürecinde yaptığın fedakarlıklar için de sana teşekkür Rasim, ediyorum. Rasim, özür dilerim. Ben ve eşim Gaziantep'te yaşıyoruz. Depremzede aileyiz. Ertem abiyi çok seviyoruz. Her yayınınızı izliyoruz ve biz de eşimle beraber yardımcı olmak istiyoruz. Bizimle beraber yüzü gülen insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ama gerçekten şu an yayında izliyoruz, ağlıyoruz. Çok mutluyum, mutluyuz. İyi ki varsınız. Gaziantep'ten depremzede aile olarak eşim ve ben, Meryem Akdemir, Adem Akdemir, 50 top demiş. Ya sizin güzel yüreğinizi severim ben. Ne diyeyim size? Söyleyecek, evet, bir şey bulamıyorum. Meryem Akdemir ve Adem Akdemir 50 top gönderiyorsa şu anda kulüp başkanlarına, futbolculara, tüm yöneticilere sesleniyorum. Adresi verir misiniz? Adres burada zaten. Toplar bu adresi. Ümraniye Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi, Yaman Evler Mahallesi, Doktor Fazıl Küçük Caddesi, numara 6 İstanbul Ümraniye. Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederim. Mesela Gaziantep'ten Meryem Hanım ve Adem Akdemir beyefendiler nasıl gönderecekler? Onlar Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezleri var. Oraya biz İstanbul'da, İstanbul'daki yardımseverler, işte futbol topu, voleybol topu göndermek istiyoruz diyenler buraya gönderecekler. Ama başka şehirlerde olanlar bölgeye gönderebilirler. Ama AFAD'a bakın, ısrarla altını çizerek söylüyorum. Çünkü koordineyi onlar yapıyorlar. Rumeli Kavak, İskele Balık, Ali Feyyaz, geleceğin yıldızlarıyla çalışma yaptığımız 15 topu yolluyoruz diyor. Çok teşekkür ederim Ali Feyyaz abicim. Seni çok seviyorum. 15 top diyor. Ali Feyyaz abi, ben onu 20 yaptım, tamam mı? Benim için 20. 20 oldu. Rumeli Kavak, İskele Balık. Gitmenizi rica ediyorum. Bu toplar boşuna gelmiyor. 20 top da oradan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Yarın yayınımız var mı? Yarın yok. Derin futbolu yarın yapmıyoruz ama önümüzdeki hafta başlıyoruz. Yapıyoruz. O bölgenin ayakta kalması için, Ertem, o bölgenin daha da canlanması için bizim ayağa kalkmamız lazım. Ben şu an Ertem, seni öpmek istiyorum.
Şimdi sen söylemek istemiyorsun ama 6 Şubat depreminden sonra canımsın. Ne hale geldiğini ben biliyorum. 37 saat uyumamış bir adam. Yani neredeyse kendi sağlığından olacaktın. Bunları da söylemek istemiyorsun ama neler yaptığını canımsın. Biliyorum. Çok da moralin de psikolojin de bazen zaman zaman bozuldu. Hatta ben sana dedim yapma. Biliyorsun benim bir lafım var. Herhalde bu süreçte maalesef Türkiye bir açık hava tımarhanesi. Herkes için değil tabii. Türkiye değil genel olarak baktığımızda şu olaylarda bile hala herkes birbirine düşmanlık ediyor. Yani millet olarak bir olduğumuz da tam doğru değil. Şimdi Sinan abi deyince ben de bozmadım ama millet olarak burada bir bütün falan olmadık yani. Kendimizi kandırmayalım yani. Bu olayda da birbirimizi yemeye, birbirimizin gözünü çıkarmaya devam ettik. Ha. Şahit oldun mu? Tabii ki canım. Herkes. Tabii ki canım herhalde yani. Yani hiç yapmayıp evde keyif yapsan daha az küfür yedin. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Yatsan bütün gün, bütün gün yatıp Netflix seyretsen. İlk gün diyeceksin ki Allah rahmet eylesin, mekanları cennet bütün olsun. Bütün gün yatıp, biz öyle değiliz. Bütün aynen gün öyle. Yatıp keyif yapsan, Ahmet aynen. Çakar gibi 21 gün evde otursan. Yok hocam. Hoca yaptı aynı, biliyorum ben de söyledim de. Yani 21 gün gittin sen şu an Hawaii'de tatil yapsan hiçbir şey olmazdı başına gelmez. Öyle mi? Tamam. Ali Feyyaz abiye çok teşekkür ederim. Rumeli kavak iskele balık da gönderiyor 20 tane top. Evet Ertem'cim tamam var, dedi yapıyorum. Çatıcı Cihan o da tabii, gönderiyor. Tabii. O gönderiyor. Tablet de gönderiyor bak. Şey o, Levent diyorsun. Tablete döndü. Tablete döndü. 10 tablet Rasim abi adına ekleyelim abi demiş. Aslan. Levent Akbulut. Levent Akbulut. Kuruçeşme Tuğ Grubu. Tuğ Kuruçeşme 20 top gönderiyor. Artı 20 topu ben 30 yaptım rica ettim. Evet. Ve 10 tablet Rasim içinde 10 tablet. 10-15 yaptık Rasim. Hayır, harika. Tamam 15 yaptık. 15 tablet. Çocuklara 15 tablet gidiyor. 15 tablet gönderiyor. Beni kırma ne olursun. Yapar 15 tablet Bulut. Ve 30 top gönderiyor Kuruçeşme Tu. Birkaç kişiye daha göndermiştim. Kerim, oğlum Kerim bu sene oynanacak final topunu gönderiyor. Şampiyonlar Ligi final topunu ve Dünya Kupası final topu da var. Bana gelmişti özel olarak. İki topu da gönderiyorum babacığım demiş. Seni gözlerinden öpüyorum oğlum. Aslan oğlum benim. Gönder. Gönder. Bu arada Adidas, Nike, Puma. Sizlerden hepsine rica ediyorum. Aynen. En az artık 5000 tane mi, 10.000 tane mi? Ümraniye'ye bekliyorum. Bakın oraya gideceğim. Ben de o tırlara bineceğim. Tırlarla beraber gideceğim. Bakın söylüyorum size. Ekibimizle birlikte gideceğiz. Buradan Adidas'a, Nike'a, Puma'ya sesleniyorum. Çok rica ediyorum. Küçük çocuklar var. Aynen. O küçük çocukları bir gösterelim mi? Hüseyin abinin yaptığı o. Görelim mi bir? Bakın Ali topu atlıyorduk yani. Umbro. O fiş bozuna değil mi? Boşuna değilmiş. Ali topu at fişi boşuna aynen değilmiş. Şimdi biz Diadora da hepimiz Ali olacağız. Ayşe olacağız ve topları atacağız Diadora deprem Türkiye bölgesine. Aynen. Voleybol topları, futbol topları, futbol topuyla oynamak isteyen kız çocukları, voleybol topuyla oynamak isteyen erkek çocukları da olabilir. Ben burada cinsiyet ayrımcılığı da yapmıyorum. Onu söyleyeyim size. Burada futbol topunu isteyen küçük çocuklar, voleybol topunu isteyen küçük çocuklar, basketbol toplarını lütfen sizlerden çok rica ediyorum. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca bizlerden böyle bir ricada bulundu. Bakın devlet millet el ele olmazsa hiçbir şey olmaz. Devlet ve millet. Devlet ve millet budur. Ben dün sizlere Kuvayi Milli örneğini verdim. Kuvayi Milli örneği böyle çıktı. Ve şu anda devlet bir Kuvayi Milli olayı. Bu ülke bir Kuvayi Milli olayı yaşıyor. Yardım konusunda. Lütfen o bucuymuş, şu şundanmış, öbürü bundanmış demeyelim. Elimizi, gövdemizi o insanlarla birlikte taşın altına koyalım. Hepimiz enkaz altındayız. Çıkanlar çıktı ama biz hala enkaz altındayız. Çok güzel laf oldu. Ruhumuz, bedenimiz hala enkaz altında. Dilimiz konuşuyor ama boşa konuşuyoruz. Bazen kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Bazen ağzımızdan tuhaf tuhaf şeyler çıkabiliyor. Tabii. Ama söylediğimizin de her zaman arkasındayız. Duygulu oluyorsun. Her zaman. Doğru. Her zaman diyorum ki devlet millet el ele. Bu ülkeyi sevenin yanındayız. Sevmeyenin neyse. Çok uzağındayız. Neyse, onu da söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Bu ülke sevilmeyecek değil. Lütfen siyaseti bırakalım. Lütfen ya, şey, siyaset, o coşkuyu bırakalım. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Vallahi, biz bayrağımızı çok seviyoruz. Mesela. Bu bayrak altında. Vallahi siyasetten bıktım. Bu bayrak altında. Kim olursa olsun, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın. Lütfen gelin birlikte olalım. Sonrasını bırakın. Gidersiniz sandıkta halledersiniz. Ama ne olur şu anda bu ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Statlarda, salonlarda, dışarıda, kafelerde ayrımcılık yapmayalım. Bakın Gaziantep'te iki tane depremzede çıkmış diyor ki 50 tane top gönderiyorum. Deprem bölgesinde insanlar yaralarını sarmaya çalışırken biz buralardan öyle ya da böyle
A ya da B, beni hiç ilgilendirmiyor. Sloganlar atarsak o insanların acısı devam eder. Adam çocuğunu kaybetmiş, kadın kocasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, anasını babasını kaybetmiş, bacısını kaybetmiş, ablasını kaybetmiş, bebeğini kaybetmiş, hayvanlarını kaybetmiş. Biz burada slogan atarsak bizim acımız 21 günlüktür demektir. Acımızı 21 günlük yapmayalım lütfen. Acılarımızı kutuplaştırmayalım lütfen. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Özel harekat, polis, bekçisi, askeri, Mehmetçiği, valisi, kaymakamı, muhtarı, AK Partisi, CHP'si, MHP'si, İYİ Partilisi, hangi parti olursa olsun, HDP'lisi, beni hiçbirisi ilgilendirmiyor. Ben insana bakarım, insan mı değil mi diye. Bu kadar basit. O insanlara el uzatalım. Lütfen yalvarıyorum size, kutuplaştırmayalım. Acılarımızı kutuplaştırmayalım. Bize ne ya? Çadır gönderin. Mobil tuvalet gönderin. Bebek bezi gönderin. Bak teyzelerimiz, amcalarımız içlik bekliyorlar. Bana yazıyor ya. Kadın ne yazıyor buradan biliyor musunuz? Kadın kadın. Kocasını kaybetmiş, yavrularını kaybetmiş. Ne istiyorsun ablacığım diyorum. Ne istiyor biliyor musunuz? Siz hala sloganlar. A ya da B. C ya da D. Bizi aynen, ilgilendirmiyor. Aynen. Bir daha söylüyorum. Bırakın slogan atmayı. Bugün Beşiktaş taraftarının ve dün Fenerbahçe taraftarının sahaya attığı o ayıcıklar gibi. Bırakın onlara sarılarak böyle ısınsınlar. Kadıncağız benden ne istiyor biliyor musunuz? Hijyen istiyor, hijyen. Kadın hijyeni istiyor. Pet istiyor, pet. Kadın peti istiyor. İçlik istiyor. Aynen. Kazak istiyor. Kocama bot istiyorum diyor. Bu haldeyiz. Bırakın siyasetinizi. Başlatmayalım siyaseti. Ne olursunuz. Yalvarıyorum size. Bırakın ya. Biz bu halde olacak insanlar değiliz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu haldeyiz ama maalesef. Biz Çanakkale'de. Bir açık hava tımarhanesi haline geldik. Hepimiz. Çanakkale'de. Hepimiz burada suçluyuz. Biz Türkiye'nin dört bir köşesinde ne savaşlar ne mücadeleler verdik. Biz burada bile 15 Temmuz'u gördük. Biz 15 Temmuz'u gördük. Biz tankların altına yattık. Yalvarıyorum size. Bırakın ya şu kutuplaştırmayı efendim, bırakın. Çok iyi niyetlisin ama umudun bırakın. Var mı? Var. Yeniden birleşecek var. Mi bu millet? Var. Var. Birleştik. Biz depremde de birleştik. Biz pandemide de birleştik. Biz birleştik. Tuzağa düşmeyin. Ya 6 Şubat'ta bir çadırla tuzağa düşmeyin. Ya. Bakın. Gidin sandıkta halledin işinizi. Aynen sandıkta ya, kapatın siyasetin. Defterinizi ya da açın. Devam edin. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama bu ülkeye, bu ülkenin insanına saygı duyun. Bırakın siyasetçileri. Bırakın ne derlerse desinler. Bak adam, adamcağız, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Adam siyaset, miyaset umurunda değil. Adam oradan oraya koşturuyor, oradan oraya. Bir bakıyorum başka partiden biri. Oradan oraya koşturuyor, oradan oraya koşturuyor. Bir bakıyorum İYİ Partilisi, bir bakıyorum MHP'lisi, bir bakıyorum CHP'lisi. Herkes koşturuyor. Ben insana bakarım. Lütfen yalvarıyorum size. O bunu demiş, şunu demiş, şöyle demiş. Kadın... Kadıncağız, anamız, ablamız, kardeşimiz biberon istiyor. Ben eskiden kocamdan isterdim. Şimdi sizden istiyorum. Kocam yok çünkü. Hala siyaset yapıyorsanız buyurun. İyi geceler.